kimyasal ilaçlarla insanlar suç makinesine dönüştürülebilir mi? Seri katillerin ortak özellikleri beyinde mi gizli? Yüz ve parmak özelliklerinden suç analizi yapılabilir mi? Fiziksel özelliklerimiz suça meyilimizi gösterebilir mi? Neuralink projesi insanlığı nasıl değiştirecek? İnsanoğlu konuşmadan iletişim kurabilecek mi? Radyo ve telefon dalgalarıyla düşünceler değiştirilebilir mi? Rüyalarımız geleceğin mi habercisi? Hiçbir güç zamanı gelmiş fikirden daha güçlü değildir. Ertan Özyiğit'e konu deneysel tıp uzmanı doçent doktor Oytun Erbaş birbirinden farklı gizemli sorulara yanıt arıyor. Ertan Özyiğit'le kayıt dışı bu akşam 21.30'da TV Yüzde. Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile. Koçak seninle güzel. Dost Altın Süt. Lezzetli, tam yağlı. Altın kaymaklı yoğurtlara ve sağlığınıza dost. 4 lira 50 kuruş. Binden size. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile. Koçak seninle güzel. Merhaba sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında bir Ertan Özyiğit ile kayıt dışına daha hoş geldiniz. Bu hafta insan beyninin biraz da ruhunun gizemlerini konuşacağız efendim. E, etiketimiz bugün rüyamda. Nedenini biraz sonra açıklayacağım. Kayıt dışı sorularınızı bekliyorum. Tam kayıt dışı soruları olsun. Bu haftaki konuğum deneysel tıp uzmanı doçent doktor Oytun Erbaş. ...Oytun hoş geldin. Sağ olun abi. Şimdi senle bir türlü program yapamadık. Evet. Fakat farklı televizyonlarda... E, senle ikimiz konuk olarak bulunduk. Bulunduk evet. Ama şimdi baş başa müthiş bir program yapalım. Senden Şöyle çok iyi tadın... performans bekliyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> Tadından yenilmez bir program olsun. Efendim bu hafta Evet. Bu hafta neler mi konuşacağız? E, bu hafta ilaçlar insanları suç makinesine dönüştürebilir mi? Seri katillerin ortak özellikleri nelerdir? Peki fiziksel özelliklerimiz suça eğilimimizi belirliyor mu? Ve NeuroLink projesi konuşulmazsa konuşulmaz. Acaba NeuroLink insanlığın kaderini değiştirecek mi? Ve radyo dalgalarıyla insanları suça itebilir miyiz? Ve rüyalarımız geleceğin habercisi mi? E, Oytun çok başlık var ama bunları kısa kısa da geçebiliriz. Aktığı gibi gidecek program. Tekrar hatırlıyorum, hatırlatıyorum. Hashtag'imiz yani etiketimiz bugün rüyamda. Rüyanızda bugün yaşadıklarınızı sorun efendim. Biz de Oytun Hoca'ya soralım. Evet Oytun tekrar hoş geldin programa. Tamam teşekkür ederim. Hadi. Evet. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun, Nasıl gidiyor? Çalışıyorum işte. Ne ee, yapıyorsun Oytun bu arada? Abi ben bu arada bir... Korona e, günlerini... Ben şöyle, ben çok faydalı değerlendirdim. Mesela? Yani ben e, yıllardan beri, 2018'den beri otizm çalışıyordum. E, ben daha çok beyin... Niçin e, otizmi Ben çek... otizmi seviyorum abi. Ben kendimde bir Asperger evet. sendromum var. Otizm alt tipidir. Otizm çok geniş bir hastalık grubu. E, bazen e, konuşamayan, e, fonksiyonlarını... Çok az yapabilen bir çocuk doğabilirken bazen de çok iyi piyano çalabilen, çok iyi hafızası olan, çok iyi müzik hayatı kullanabilen, çok yetenekli bir e, bireye sebep olabiliyor. Biz Asperger'den grup öyle. Asperger grubunun hafızası çok iyi. E, ondan sonra e, bazı yetenekleri var. Örneğin piyano çalma gibi. Evet. Mesela fazla Say, mesela Aspergerdir. Mesela evet. Celal abi Asperger, Şengör Bill Gates Asperger. Ondan sonra Einstein Asperger'dir. Bunlar özel yeteneklerdir. Ve çok ilginç bir durum. Anne karnında öyle bir şey oluyor ki anne karnındaki faktörler bu gen başta olmak üzere çevresel faktörler bir sinir hücresi gelişirken normalde anne karnında çoğalıyor. Ama çevreden stres alırsa bu Mesela, mesela enfeksiyon olabilir korona evet. mesela. Korona bebeğe Her geçiyor. Herhangi bir şekilde etkilenirse evet, değil Ondan mi? sonra ilaç olabilir bu çevresel bir e, kirlilik olabilir. Evet. Annenin geçirdiği travma olabilir. Trauma olabilir. Evet. Trafikteki stres olabilir. E, sinir hücrelerini uyarıyor ve bölünmesi emrini veriyor. Biliyorsunuz bütün stresler vücutta ...bölün emrini verir. Tabii, Örneğin tabii. elinizi kestiniz ya da çok kaşıdınız burayı nasırlaşır. Bölün demek o. Tamam. Peki o bölünme eğer Tatlı bir noktada durursa bir dahi oluyorsunuz. Durmazsa? Durmazsa otizm oluyorsunuz. Evet. İşte ben bunun üstünde araştıran bu sınırın nerede bittiğini... Nereye ve, geldin burada? Nereye geldin? Neyi amaçlıyorsun? Neyi planlıyorsun? Neye ulaşmak Şöyle, istiyorsun? Şöyle, ilk bulduğum şey şuydu. Anne karnındaki herhangi bir stresin otizm yaptığını gösterdim. Mesela tamam. annenin tek türlü yediği bir gıda. Örneğin her gün kahve içiyor. Bu otizm sebebi olabilir. Evet her gün saçını boyatıyor. Otizm sebebi olabilir. Bunu olasılıklarla mı gidiyorsun yoksa deneysel, deneysel onara... olarak? Deneysel evet. olarak. Yani biz ne yapıyoruz? Deney e, hayvanlarında, deneysel ortamda hayvana her gün e, şeye deney hayvanlarına gebeliğinde aynı gıdayı veriyoruz. Sonuç belli. Evet. E, demek ki tek tip beslenme Peki şöyle stres. söyleyelim. Mesela anne karnından bahsetti. Evet. Konunun dışına evet, çıktık buyurun. ama eğlenceli bir tarafta bu. Şöyle bakalım. Yani annelerin hamileyken istekleri yani benim canım kış vakti bir kiraz istiyor. Aşerer anne. Evet, aştan Aşerar, bahsettiğimiz çünkü zaman. Çünkü aşeler, e, annedeki hormonlar e, iştah merkezini açarlar. Bir gebelik hormonu var, HCG dediğimiz. Zaten bu idrar testlerinde ve kanda ondan bakıyoruz gebeliğe. Tamam. O hem bulantının sebebi hem de aşermenin sebebidir. Evet. Ve dili ve beyni tada karşı daha duyarlaştırır. Hatta her anne kendi ihtiyacı olduğunu bilir. Mesela bir tavuklarda biz bunu biliyoruz. Tavuk kalsiyum ihtiyacı varsa gider duvardaki kireci kemirir. İnsanlar da çok ilginç. Pika diyoruz mesela biz buna. Bir çocuk demir eksikliğinde toprağa yeme eğili gösteriyor. Evet. Peki nereden biliyor toprakta demir olduğunu? İçgüdü bu İç Ertan abi. Evet. Onun için çinko ve demir eksikliğinde direktman toprak Şimdi bak, yemeği kazanır. Şunu anlıyorum ki senin söylediğinde. Buyur. yani Anne karnında çocuk büyürken... ...bir şekilde dışarıdan etkilerle birlikte... ...ruhsal ve fiziksel yapısı da belli oluyor. Kesinlikle. Doğru mudur? Hatta bir Şimdi, parantez açayım, unutma. Evet. Doğduğu e, şey bile önemli. Geç, geçirilen gebeliğin dönemi. Kış bebeği mi, yaz, yaz bebeği, bebeği mi? mi? Ya, o bile Çünkü güneş ışınları da melatonin salgısını etkiler. Kortizon salgısını etkiler. ya yani bir nevi burçlar doğrudur. Yani sen kış bebeğiysen, ne zaman kış bebeği? Annen sana Ocak, Şubat, Mart aylarında gebe kalmışsa... ...gebeliği o dönemdeyse, o zaman... Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz bebekleri mesela kış bebekleridir. Şimdi buradan nereye bağlayacağım? He. Şimdi Lambroso diye bir adam var. Abi. Duydun mu bu adamı? Hayır abi. He, şimdi bu adam bir İtalyan evet. doktor. Evet. Aynı zamanda e, fizyolojik araştırmalar yapan bir adam. Evet. Adam diyor ki suçluluk diyor fizyolojik olarak yani kalıtımsal olarak diyelim. Ebe geçmiştir ve bunlara bakacak olursanız bunların yüz hatları çünkü yedik bir şey eksik fazla yedik fazla oldu gibi bahsettiğim biraz önce örneklerdeki gibi suç genetik bir şey midir? Davranış şekli midir? Veyahut da bir bozukluk mudur? Yoksa sonradan mı kazanılıyor? Şimdi e, genin yüzde %100 çalıştığı durumlar var. yüzde %50 çalıştığı durumlar var. Çalışmadığı durumlar. Örneğin göz rengin. Evet. Göz rengi genetiktir. Sen istediğin kadar çevreyi değiştir, göz rengini etkileyemezsin. Kahve rengi ise, kahve rengi sizinkiler yeşil abi. Evet. O zaman gen burada kaçtır etkisi yüzde yüzdür, 100. bitti. Mesela şunu söyleyebilirim mesela, örneğin prostat me, meme kanseri yüzde altmış yetmiş genetiktir. Ama mesaneye bak yüzde yirmi genetiktir. Yüzde seksen çevreseldir. O zaman şöyle baktığımız zaman Hastalıklar farklı olduğu zaman genetik ve çevre etkenlerinin yüzdeleri değişir. Tamam. Suç ve kişilik ve alkolizm yüzde 60 oranında genetik mirastır. Tamam. Yani suçlu insanlar genetik olarak çocuğuna bunu kalatılır. Yani suçta... şunu diyorsun aynı zamanda. Evet. Alkol alan bir tane anne. Evet. Örnek anneden gitmemiz lazım. Babanın çok etkinliği var mı burada? Aynı. Bunda? Aynı mı? Babanız ya da annenizde alkolizm var. Tamam. Size geçme ihtimali yüzde %60-70'tir. Tamam. Bir, siz alkole yatkın doğarsınız. Sigara da böyle. Anne babanız sigara içiyorsa siz sigara yatkın doğarsınız. Bir de çevrene, sigara içilen çevrede büyürseniz o genler fışkırır tabiri caizse. Tamam. Örneğin psikopatlık. Şimdi iki tane suç faktörü var. Eski adıyla biri sosyopat, antisosyal kişilik bozukluğu. Sosyopat, küçük suçlar işler. Çalar, yalan söyler, kırmızı geçer. İşte evet. yani böyle küçük, küçük şeyler. Suçlar. Ha, bunun adı sosyopattır. Örneğin mesela basit ne diyelim karakol suçları bunlar. Tamam. Bir de psikopat vardır ki İngilizce okunuşuyla psikopat denen o psikopatların basit suçu yoktur. Onlar her zaman ağır kriminaldir. Adam öldürme, seri cinayetler ve planlıdır. Mesela psikopatlar öcünü bugün almazlar. Plan kurar. Zamanı gelince alır. Antisosyaller öyle değil. Antisosyal sana kızdı ya burada, küfür eder sana vurur, bıçak yani, çeker. Biraz sonra da elini sıkar, özür aynen, diler aynen vesaire. Öyle. Antisosyallik genetik değil, ama psikopatlık kesinlikle genetik ve psikopatın çok önemli bir özelliği var, empatileri yoktur. Yani e, antisosyal mesela ben şimdi aramızda bir kızgınlık oldu, ben size bir şey söyledim, ama sonra dedim ki ya abi özür dilerim ya ben size kötü bir şey yaptım, bir empati kurarım tamam. senle. Aman psikopatlar yani genetik suç dediğimiz psikopatlarda herhangi bir empati yok. Yani diyorlar ki sen 15 kişi öldürdün kardeşim pişman mısın? E ne yapmışım Şimdi diyor. Şimdi şöyle söyledin yani genetik suçlardan bahsettiğimiz zaman e, annenin veya babanın ebeveynlerin yani bir şekilde dışarıdan almış oldukları etkiler vücutuna almış olduğu etkiler ondan sonraki nesile de etkiliyor diyorsun. Doğru Abi mu şöyle. anladın? Psikopatlık bir kere genetik, hiç evet. dışarıla bir alakası olmadan psikopat aileler var abi. Evet. Ve bu ailelerin çocukları genetik mirasını aktarıyor. Nedir bu mirasın özelliği? Psikopat mirası şudur. Daha, e, mesela siz sinirlendiniz ya, evet. ya da ben sinirlendim. Evet. 10 dakika sonra geçiyor. Ama bunların beynindeki bazı enzimler eksik çalıştığı için sinirleri geçmez ve uzun dönemlidir. hani alevi hızlı yanıp sönmez bunun anladım. O adam takıntılı kişilik. Aynen ya. takıntılı. İki bu adam tamamen güzel bir şey söylediniz. Mesela evin kapısını çalmak. Ben sizin evinize geldim. 3 defa, 5 defa yoksunuz. Diyorum ki ya Ertan yok evde. Ertan tamam. abi yok. Bu adam abi 10 değil, 100 değil, 1000 defa kafayı çalar abi. Tamam. Ve vazgeçmez. Kesinlikle takıntılıdırlar ve ölç alma süreçleri kesinlikle uzun döneme yayılmıştır. O an yapmaz öcünü Plan kurarak yapar ve psikopatın beynine baktığınız zaman bu adamların beyninin bizimkinden bir farkı var. Bu adamların beyninde bazı yerler kör. Hangi bölgeler Mesela? kör? Duygu bölgeleri kör. Duygu yok. Yani siz diyorsunuz ki ya Oytun işte sen e, psikopat bir adama anlatıyorsun. Bu duygu dediğimiz kavramda genetik bir davranış Kesinlikle mı? Kesinlikle genetik evet. bir davranış. Yani bizim beynimizde örneğin duygu dediğimizden hayvani beyin bölgeleri var. Limbik sistem diyoruz. Evet. En ünlüsü amigdala'dır. Tamam. Şu bölgede bulunuyor evet. şakakta. Onların amigdalasında bir sorun var. Duygu yok. Yani adama işlediği şeyin hezametini anlatma. Mesela bütün canlılar kandan korkar mı? Evet. Karanlıktan korkar mı? Evet. Mesela ben size şimdi kan göndersen göstersem korkarsınız. Tabii. O adam kanı gördüğünde hiçbir amigdalada beyin fonksiyonu olmuyor. Buz gibi. Şimdi etkilenmiyor tabii bundan. Yani suçun bir sonraki kısmı ise cezalandırmaya işte geliyor ama. İşte ona geleceğim. Evet. Bir de muhakeme gücü yok. Bizim mesela ön beyin denen bir bölge var, frontal bölge. O şunu yapıyor. Benim yaptığım doğru mu yanlış mı? Yani ben Ertan'ın abinin parasını çaldım. Doğru mu bu? Ahlakla seni eski evet. deneyime karşılaştırıyor. Psikopatlarda bu beyin bölgesinde çalışmıyor. Yani muhakeme gücü, yanlış doğru e, bulma mekanizması yok. Onun için frontal çalışmadığı için sizin en başınıza kuramıyor, gelen etik değerleri diye yok, bir şey yok Etik diyorsun. değer yok. Evet. Nedir etik değerler? İşte ahlak Evet. Anneden babadan öğretilen genel kurallar yok Toplumun bunlarda. Toplumun Yani ne var kurallar, biliyorsunuz iki evet. tip beyin körlüğü var. Bir ne yaptığının ne kadar kötü olduğunu bilmiyor. İki duygu yok. Kalbi suç işlerken hep atmış atıyor. Yani bir heyecan, heyecan bile yok. Bile yani. yok Adamı yani. kesiyor, biçiyor. Normal bitiyor. varıyor. Onu, Biraz sonra seri katillere çok geleceğiz. Şey Bununla söyledim. ilgili anlatacağız. Yani adamın suç normali. Normali. Ha. Evet. Şimdi bak bu e, Lambrosa dediğimiz adam şöyle mahkumların incelemiş bu adam. Evet. Yüzde oranlarına bakmış. Kafatası şekilleri, yüzün ve başın asimetrisi, büyük elmacık kemikleri, kulaklar ve dudaklar, uzun kollar gibi benzerlikleri tespit etmiş bir yığın denek içinde demiş ki bu bu tip insanlar suça eğilimlidir. Şimdi biz suçu tespit edebilir miyiz? Bundan bir örnek vereceğim. Buyurun. Önemli de bir örnek olabilir. Elimde duruyor. Geldik Abdülhamit Han'a. Abdülhamit Han Biliyorsun fotoğraf çekmeye çok meraklı. Burada da e, Bülent'e selam olsun. Baş parmak boğumuyla işaret parmağı boğumunun e, uzun olanlara şöyle bakıyor. Da, boğumundan uzun olanlara şöyle ba bakıyor. Bu adamlar bir yerde okuyor. Cani ve katil olabilirler. Baş parmakla uzun işaret parmağı meselesi. Diyor ki ondan sonra ya diyor ben bunları bir fotoğraflandırayım. Hı -hı. Şimdi ee, şöyle bakmamız lazım ve bunların fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Ee, Gökhan verebilirse fotoğraf olarak şimdi hmm. geliyor. Bu da senin için ilginç belki bir resim olacak. Şimdi hatta Abdülhamid Han e, suçluların bak böyle resimlerini çekerken Çok ellerini de koyduruyor böyle. O arayı bulmak için. Hmm, güzel. Şimdi şunu söylüyor. Aynı Lambrosa'nın anlattığı hikayeyle veyahut da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifatnamesinde yazmış olduğu gibi onlara da anlatacağız biraz sonra. Orada olduğu gibi insanın fizyolojisi suça eğilimi olup olmadığını gösterir mi? Genetik özelliklerimiz, şimdi genin bir özelliği var abi. Senin şu anda gözünü kodlayan gen sadece göz rengini kodlamıyor. Senin beynindeki başka bir işi de kodluyor. Senin evet. parmağını kodlayan protein sadece parmağında yok nerede var? Gırtlağında da var. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Buna biz polimorfizm diyoruz. O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Senin tırnağın özelliği, senin belki de akciğerinin bir özelliği. Evet. Senin kılının özelliği, senin gözünün bir özelliği. O zaman biz dış özelliklerinden insanın iç özelliklerini bilebiliriz. Buna her zaman Yani şimdi şurada şunu eklememiz. Yani genotip... lazım. İç özellikler derken bir fiziksel yapıdan bahsediyorsun. Kesinlikle. Yani, Şimdi fiziksel yapıda dolayısıyla tetiklediği nokta aslında duyguları da kesinlikle, tetikliyor. Kesinlikle. Örnek veriyorum yani herhangi bir e, sakatlı olan birisi için söylüyoruz. Eninde sonunda duygusal olarak bir şeyler yaşıyor olabilir gibi. Değil. Değil Örneğin mi? mesela evet. musküler distrofi, düşen. Evet. Kas proteini eksik, distrofin. Ne alakası var beyinle? Aynı protein beyinde olduğu için çocukların beyin fonksiyonları da değişik. Evet, ilginç. Buradan ne ortaya çıkıyor? Şimdi Siz, size kas hastalığı gibi geliyor ama... ...aynı kas hastalığı gözü ya da siniri de etkiliyor. Neden? Aynı protein bozuk olduğu için orada da bozuk. Şimdi fiziksel olarak şey, evet. duygusal olarak... Her şey, ...ruhuna nasıl hepsi, yansıyor bu? Beyindeki herhangi bir proteininiz değişikse... ...sizin ruhunuz ve kişiniz de değişik olacaktır tamam. diğerlerinden. O zaman ben dışarıdan bakarak... ...bir insanın iç özelliklerini, beyin özelliklerini... ...hatalı çalış, çalışmalarını bilebiliriz. Mesela evet. bizim... Şöyle bir şey oluyor mesela. Hemen anlatayım size. Anne karnında müdahale ettiğim zaman neye? Fetusa, cenine, gelişimine. Evet. Örneğin bir antiepileptik var. Epilepsi ilacı. Depakin. Valproik asit. Evet. Bunu anne karnına verdiğim zaman doğan bebekler otizm doğar. Ama otizmi bizim anlam metodumuz var mı? Var. Testleri var. Peki bakarak görebilir misin? Görüyorsun. Kuyruğu kırık oluyor hayvanın. Yani omuriliği Normale göre farklı gelişmiş. Omurilik farklıysa beyin de farklı. Sonuç kırık bir şey varsa kuyruk. Yani kuyruk hayvanın böyle düz değil kırık oluyor. Bombeli oluyor. Yani kuyruğu bozuk olan hayvanın beyin de bozuk oluyor. Bizim gördüğümüz Peki, bu modelde. Bu adamın beyninin çalışma sistemi normal dediğimiz sistemin dışına çıkıyor. Dışına çıkıyor, çıkıyor. Tamam. otizm halinde Şimdi çalışıyor. Şimdi başka bir şey oluyor. Buyurun. Ama. Şimdi biz normale göre kanunlar düzenliyoruz. Bu bir travma aslında. Şimdi adamın beyninin çalışma şekli ona göre normalse şimdi diyelim ki hırsızlık evet. veyahut da herhangi bir suça eğilimi olduğu zaman bu adamı bahsedelim. niye suçluyoruz? İşte şimdi bu evet. şöyle oluyor. Şimdi e, bir uzvunuz olmasa örneğin körlük ya da sağırlık. Evet Siz şimdi düşünün kör bir insan yolda size çarpabilir değil mi? Tabii. Çünkü kör görmüyor ve ona yardım etmeniz gerekiyor. E adamın beyni kör. Yani bazı beyin fonksiyonunu yapamıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir insan felç olduğu zaman, beyin kanaması geçirdiği zaman onu suçlu addediyor musunuz? Tabii edemiyoruz. Hayır. E bu adamın da doğuştan bazı beyin bölgeleri çalışmıyor. Şimdi ne yapacaksınız bunu adamı? Şu anda buna normal kanunla ceza veriyorsunuz. Bu sefer bir etik konusu ortaya çıkıyor. Bu gelecekte en çok konuşulacak nokta olacak. Yani psikopatlar ne olacak? Psikopatlar şöyle bir şey yapılıyor. Yurt dışında yapılmış Amerika çalışmalarında adam MR'ı almış konteynere yüklemiş. Bütün hapishaneleri geziyor. Ve bütün psikopatların MR'ını çekiyor. Ne var bunlarda diye. Tamam. Ve burada bizim biraz önce konuştuğumuz şeyleri buluyor. Beynin duygusal bölgeleri çalışmıyor. Ve empati bölgeleri çalışmıyor. O zaman şu ortaya çıkıyor. Acaba gelecekte bazı genler varsa, bazı MR bulguları da varsa bir eşik belirlenip şöyle mi denecek? Bu adamın cezai ehliyeti yok. Evet. Şizofreni var mı ceza ehliyeti? Mesela. Yok. Evet. Başka? Şimdi mesela Amerika'nın bazı eyaletlerinde premenstrual sendromu kanıtlarsanız ceza indirim alıyorsunuz. Premenstrual sendrom ne? Adet öncesi kadınların gerginlik ve suça meyil yaşaması. Neden oluyor? Hormonlardan. Östrojen ve progesteronun değişmesinden. Bu sefer ne oluyor? Kadın diyor ki ben diyor premenstrual sendrom dönemindeydim. Bu suçu işledim. E şiddetli işte geçimsizlik oldu. Ben de eşime bu travmayı yaptım. İspatlarsanız e, ceza indirimine gidiyorsunuz. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben bazen Ama burada da iyi bir şey var aslında. Böyle hani konudan konuya evet, de geçelim buyurun. ki şey olsun. Şimdi eğer ki ben fiziksel tanıyı koyduğum zaman adamın eğilimini koy. suç bilirince... grubu var ya suç eğilimli toplumda. Mesela bak. Yine Lambrosa demiş ki tecavüzler tecavüzcilerinin çoğu surahi kulaklı insanlardan oluyor. Ya şimdi bu... Bak daha da ilginç bir şey söyleyeyim. Oytun bu çok ilginç mesela. Ee, Engizisyon mahkemeleri kuruldu. Cadı avına çıktık. Kimler cadıdır? Bir tanım koymamız lazım. Evet, cadı nedir? Cad, yani eninde sonunda bir evet, cadı evet. diyoruz ki cadıyı tanımlayan şeylerden bir tanesi, ögelerden bir tanesi vücutundaki benler idi. Evet, evet, yani evet. vücutundaki belirli yerlerde benler çıktığı zaman buna cadı deyip avladılar. Ne alaka diye, Şimdi, diyeceksin evet. ama öyle alaka ki vücuttaki ben dağılımı beyinle, e, beyindeki sinirler ve vücudunuza giden bu hisse alan ya da hareket ettiren sinirlerle e, ben hücresi dediğimiz nevüsler aynı e, kök hücre paterni. Onun için biz şunu görüyoruz mesela. Bize nörokutan hastalık diye bir hastalık grubu var. Nörokutan evet. şu demek. Siniri bozuksa çocuğun derisi de bozuk oluyor. Mesela tüberosikleroz en çok bildiğimiz. Evet. Epilepsi, otizmle gider. Çocuğun beyni bozuk. Garip lekeler var vücudun nörofibromatozis aynı durum var. Bak mesela çok güzel evet. denk geldi mesela. En iyi bildiğimiz durum. Yani bir insanın ben dağılımıyla beyindeki hücrelerin gelişim paterni birbirine çok benzer. Yani o dönem için Abi bahsettiğimiz mükemmel. dönem insanlar için. insanlar değil mi bunları gözlemleyerek. Tabii tabii hayır öyle. bunlar ezoterik bilgi evet, aslında. Evet. Şimdi Katolik Kilisesi hmm. cadı avına çıktığı zaman aslında yok etmesi gerekli tanımların üzerine gidiyor. Belki Katolik Kilisesi'nin cadı diye avladığı insan e, ee, İsa'nın soyunun takibi olduğu için benler de şekil olarak soydan soya aktarılıp yerleri dahil belli oluyor. Kesinlikle. Doğru ]idir. mudur? Doğrudur abi. Dolayısıyla buradaki kavganın kendi şekli Katolik Kilisesi'ni bugün okuduğumuzda Dan Brown'a da atı, atıfta bulunalım. Onun yaptığı gibi yani kutsal kasenin avının peşine gittiğimiz zaman diyoruz ki şu şu türde şurada beni olan insanlara bakın ve onları hemen yok edin. Çünkü bunlar Hazreti İsa'nın soyunun devamıdır. Yani bizim ezoterizmde mavi kan diye adlandırdığımız hmm. insanların tespitiyle. Bu tabii yine, olarak doğru mesela. Bu ezoterik evet, bilgi. Ilginç. Yine ezoterik bilgilerden evet. bir tanesi şudur. Yine 1300'lerden başlayıp 1700'lerin sonuna kadar devam etmiş. insanların alın yazıları. Yani bizim kırışıklıklar var ya. Onlardan bile insanların... Ee, Psikolojik tahlillerini fizyolojik değil psikolojik tahlillerini yapıp ona göre bir dönem uzun bir dönem Katolik Kilisesi insanları cezalandırdı. Diyor ki kaşını bir kaş bakayım diyor hani böyle bir şey yapıyor diyor ki bu suçlu. Yani o da aslında ezoterik bir bilgi olarak vardı. Şimdi simyadan şey da bahsedeceğiz biraz sonra. Ee, evet. Bu artificial intelligence dediğimiz yapay zeka geliştikçe insanların yüz tanıma sistemleri gelişti. Evet. İnsanların yüzlerini bilgisayara yüklüyorsunuz abi. Ve onların genlerini de yüklemeye başladınız. Şu ortaya çıkmaya başladı. Korkuş şeyler var esasında. Bilgisayar genetik. Şimdi whole genome diye bir şey var. Tüm geniniz. Sizin geninizi cihaz 48 saatte tüm geni veriyor abi yani tamam. Ertan abi oluşturan bütün genleri veriyor. Tamam. Elimizde hazır. Oytun da verebilir. Veriyorsun cihaza. Fizyolojik Cihaz... parametreleri de koyuyor Hayır koymuyor mu? Evet. Önce tanıtıyorsun. İlk diyorsun ki Ertan'ın yüzü geni. Şöyledir. Oytun'un evet. yüzü geni. Sonra diyorsun ki hiç bilmediği bir adamın genini koyuyorsun. Al bu sana yüzü diyor. Evet, ilginç. Şu anda DNA tahmin sistemleri var ya, evet. hani kanı buldunuz bir yerden Adamı bilmiyorsunuz kim olduğunu... Tabii. ...eskiden Gen Bankası'ndan bakıyordunuz... ...şimdi cihaz diyor ki bu adamın diyor... ...hayalet resmi bu... Evet. ...yaşı böyle bunu, olması lazım, yani, gözü böyle yani olması lazım... ...bir tane lazım. saçından... ...saçı, gözü, yüzünü size... ...hatta bunun internette demo versiyonları var... ...şu anda bu FBI olsun CIA bunu kullanıyor şu anda... ...şimdi daha büyük bir sorun ortaya çıkıyor... ...bu sefer siz insanlara yükledikçe... ...yüzlerini... ...kim suçlu, kim damar sertliği olacak... ...kim şizofrenik, kim otistik... ...kim işte daha iyi bir insan... Şimdi buraya doğru giden bir yapay zeka öğrenmesi var. Dünyanın her yerinde kamera olduğunu düşünün. Hani şey gibi bizim bu ışıklarda durduğumuz ne deniyordu onlara bu kamera sistemi Şimdi andan. şöyle bakalım aslında Çin'de çok yaygın olan ve evet, herkesin yüz tanıma sisteminden geçtiği. Yüz tanıma, yüz tanıma geçtiği... yüklediniz. İnsanların genleri de var mı elinizde? Var. Tabii. Davranış kalıpları var mı? Tabii var. Hatta sizin alışveriş etme paterniniz bile var. Şimdi şöyle de söyleyelim. Yani yürüyüş tarzı, adım atış harikası. tarzı, Her şey. yani elini nasıl kullanıyor tarzı, vücut dilini öğreniyoruz. Ve, ve daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Paket taşıma e, paternine kadar, Her kadar, şekline kadar evet. diyor ki bu adam böyle paket taşıyorsa ve bu paketi taşırken ilkin sol ayağını yana doğru attığı anda bu tanımı odur diyor. Esasında multipil parametre. Siz evet. mesela hep anlattığım bir şey var. Bir yarışa giriyoruz atlar. Atın ayağını biliyorsunuz. Nalı kim çaktığını biliyorsunuz. Anasının özelliklerini biliyorsunuz. Bir, mesela birinci gelen atların bütün özelliklerini bilgisayara yükleseniz aslında birinci gelecek at belli. Tabii. Ama siz binlerce parametre yükleyemediğiniz için bu mümkün değil. Ama şimdi bunu yapay zeka yapıyor artık. Tabii. Yapay zeka artık aynı dediğin gibi abi. Bir insanın yüz özelliği, adım atma paterni, elini kullanma şeklinden bir prediksiyon yapacak gelecekte. Diyecek ki Oytun markette Şimdi, bunu alır. yapay zeka 21. yüzyıla ait bir davranış şekli evet. olacak ve gerçek anlamda bizi bundan sonra tamamıyla hatta bundan sonraki dünyayı belirleyecek. Evet. Fakat 19. yüzyıla gelelim istersen. Ee, yani şöyle diyelim daha doğrusu biraz daha gireyim Milattan önce 400 ve Aristo. Aristo e, fizyonomiyle ilgili bir e, risale yayınlıyor. Ve ardından bir bakıyoruz ki hemen ardından yani e, ee, bir 300 yıl sonra yeni bir e, risale daha çıkıyor. Yine fizyonomi ile ilgili diyor ki işte bir şekilde insanların fizyolojik görüntüleri davranış şekillerine de yansır ve ona göre suçluyu, suçsuzu veyahut da kralı veyahut da ruhban sınıfını belirleyebilirsiniz diyor. Fakat baktığımız zaman Bak şimdi Kurandan bir ayet okuyacağım sana. Hani konu biraz başka yerlere gitti ama Bakara suresi 273'te der ki şüphesiz bunda derin bir kavrayışa sahip olanlar için ibretler vardır. Sen onların simalarından tanırsın. Çok ilginç. Şimdi bak. Evet. Hani biraz farklı konularla da e, multidisipliner olarak konuya yaklaşalım evet, izleyenler evet. için. Yine Kur'an'dan Muhammed Suresi 30. ayette diyor ki: "Andolsun ki onları münafıkları konuşma tarzından tanırsın." Evet. E, ayetleri örnek veriyorum filan diye devam ediyor. Yani konuşma tarzı, sesleniş tarzı. Çünkü ses en büyük büyülerden bir tanesi. Kesinlikle. Tanıman lazım. Kesinlikle. İkincisi de yine Bakara'dan yine gidecek olursak, onları diyor simalarından tanırsın. Yani Demek ki şöyle bir şey var İlmi sima diye bir davranış şekli vardır. Var abi. Yani bu ilmi sima, sima daha çok ilmi işte e, firaset dediğimiz yani aslında dünyadaki var olan her şeyi okuma sanatı diyelim. Evet. Bu da deneyimle. Tabii insanlarla. deneyimle. Evet, bir evet. de bilginin e, hani aynı masonlukta olduğu gibi bir şekilde birilerine devredilmesiyle birlikte olan bir şey. Yani Havas ilminde olduğu gibi farklı örnekler açıyoruz ki hani biraz sohbet farklı yerlere gitsin. Örnek veriyorum. Bu altı duyumuz var. Evet. Şimdi bunu bu soruyu sana soracağım birazdan. Beş biraz duy sonra. var. Şimdi ha, evet. bir altı duyu var ya altıncı hani var. filmlerde evet, olan 6. Evet, evet, duyu'dan evet. bahsediyoruz. Şimdi diyor ki adam altıncı duyu denilen şey hissetmek. Hissetmek. Bunu artık bu kabul edilmiş bir duyu. Çünkü yani biz beş duyu demiyoruz artık altı duyu diyoruz. Niye? Çünkü hissedebiliyorsun. Evet. Neyi hissedebiliyorsun? Birisi bakıyoruz birisi. Abi ben bundan kötü enerji aldım. Çalışmak istemiyorum. Bu da duyudan bir tanesi. Havas ilminde bu altı duyunun üzerinde dört duyu daha var. İlmi havas dediğimiz yapı aslında beş duyumuzun artı beş daha eklenerek e, almış olduğu bir metot. Bu metot daha çok yani Ilmi simanın içinde olduğu ve aynı zamanda Osmanlı padişahlarının almış olduğu bir eğitimden de geçiyor bu. Örnek veriyorum. Buna ne ne söyleyelim? Mesela Abdülhamit'e baktığımız zaman e, Abdülhamit Han marangozluk yapıyor. Aslında marangozluk onun yalnızca kullanmış olduğu bir eylem. Onu yaparken yapmış olduğu işin ismi aslında empati kurup, dünyayı okumak, konsantrasyonunu arttırmak. Evet. Örnek veriyorum yine bununla ilgili. Bir kapıyı çaldı. Birisi geldi. Diyoruz ki ya ya ben bu herifi sevmedim. Şimdi ne oldu? Adamı bir 8 saniyede karar veriyor insan beyni. Evet. Birisinin hakkında 8 saniye. Evet. Ama bak insan beyni aynı zamanda da aldatılabilen bir beyin. Örnek veriyorum. Kırmızı giydiyse o kişi. diyelim ki bir hatun kişi girdi içeri ve kırmızı giydi. O zaman daha çok cinselliği çağrıştırıyor. Erkek giydiği zaman o bir savaşçı kan kravatta olduğu gibi aynı Trump'ın takmış olduğu. Biz bunlarla birlikte bir şekilde empati kuruyoruz karşımızla. O referanslarla birlikte davranış şekillerimizi belirliyoruz. Bu yönetilebilen bir davranış diğer davranışların eğitimini aldığın zaman havası oluyorsun. Artık karar vermeye başlıyorsun. Hı. Örnek iyi havasilerinden birisi İbrahim Hakkı Hazretleri. Evet. Diyor ki bak mesela. Marifetname. Marifetname. Tabii. Evet, tabii tabii baktım abi okudum yani zaten. Yani 3. sildin 17. bölümüne evet. geliyorum Oytun. Orada diyor ki boyu uzun olanların kalbi saf ve temiz olur. Şimdi bu sana sorum şu. Burada anlatayım biraz. Ondan sonra bunları bana ne demek istiyor? Nereden biliyor? O Önce sana birkaç bir şey Lütfen. anlatacağım. Ee, oradan devam et. Şimdi mesela sen dedin ya kapı örneğini veriyorum. Evet. Kapıyı açtın birini gördün ya. Şu gözünden gelen şimdi her şey sinir sistemi elektrik akımına dönüştürüyor. Yani enigması, dili elektrik. Gözündeki görme elektriğinin ulaştığı yer şu arkası. Evet. Şu kadar bir yol kat ediyor. Kaç santim? 15 santim. Çok ilginç bir şey var. Normalde senin tepki şöyle vermen lazım. Gördün, buraya kadar gitti, iki buçuk milisaniye. Sen iki buçuk milisaniye sonra, aa bu kim ya da, ya bu insan iyi mi? Abi çok ilginç, tepkime süresi bir milisaniyeden düşük. Ara yollarda verilen kablo uzantıları, hiç sen görüntü daha gitmeden, yani daha daha görmemişsin, kırmızı mı, yeşil mi, mavi mi görmeden, senin karşıdaki hakkında fikir sahibi olmanı sağlıyor. Evet. Yani sen kırmızı dedin ya kırmızı o daha gelmeyene kadar. Yani gördü cismi. Yani ben senle ilgili fikri yani tehlikeli ya da tehlikesi olduğunu bir milisaniyeden daha düşük bir sürede algılayabiliyorum. Yani esas bir şey size söyleyeyim mi? Beyniniz gözünüzden başlayıp arkaya kadar <laughs> bütün sinir hücrelerinin tek derdini biliyor musun? Bu bana zarar verir mi? Yaşamak, survivor'ı sürdürmek. Evet. Buna e, o kadar çok alışmışlar ki bunu yapmaya. Bunu muhtemelen göz bile biliyor kendi içinde. Yani göz kendi içinde kendi bir aklı var. Söyleyeceksiniz ki ayton her organın aklı var mıdır? Evet, karaciğerin evet. aklı var, böbreğin aklı var, beynin aklı var, karar veriyor. Mesela şimdi ıspanak yediniz. Ispanağı sindirirken ayrı enzim. Et yiyorsun ayrı enzim. Elma yiyorsun ayrı nereden biliyor bunu? Tadına bakıyor bunu. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kalpte kokuyu algılayan e, yapılar var. Kokuyu algılıyor. Ya. Ne alaka? Burnundaki kokuyu algılayan kalbinde var. Kalbinde kokuyu algılayan şeyden başka Atıyorum böbreğinde kanındaki yağ algılayan var. Mesela şimdi size biz hiç yemek yedirmeyeyim. Bir damardan size yağ vereyim mesela. Kendini iyi ve huzurlu hissediyorsun. Beyin yağın tadını biliyor. Evet. Yani sonuç bir şey gibi şey gibi geliyor. Beş duyu yok bizde. Evet. Bizde binlerce duyu var muhtemelen. Bizim çözdüğümüz beş duyu. Şimdi gelelim senin abi marifet marifetle ilgili evet. aktaracaklarına. Sen oku abi ben şimdi de. Şimdi şöyle diyor şimdi... mesela ee, yine söylüyorum Marifetname'nin 3. cildinin 17. bölümünde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazdıklarından bahsediyoruz. Konumuz da biraz önce şuydu yine hatırlatmak gerekirse. Bir şekilde suç konusundan girdik. Yani insanların fizyolojisinden suçlu olup olmadığını anlayabilir miyiz diye. Biraz sonra seri katillere de bağlayacağız. Biraz sabredelim. Şimdi... Kısa boyluların hileleri çok olur diyor. Şimdi o kadar ilginç şeyler ki evet. şimdi diyeceksin ki ya böyle dediğin zaman çok saçma gibi geliyor. Evet. Ama içine girdiğiniz zaman şimdi mesela örneğin bizim boyumuzu belirleyen bir gen var. Growth factor hormon geni. Büyüme hormonu geni. Bu IGF'yi kodluyor. IGF denen bir evet. büyüme. Ya IGF'nin beyinde ellemediği yer yok. Mıncıklamadığı yer yok. Örneğin yani yani sizin boyunuzun belirleyen faktörler sizin kişiliğinizi de belirliyor. Bu herkes için geçerli midir? Yoksa bu abi, genelliyor muyuz? Abi, Yoksa olasılığı mı Bu Olasılığı arttırıyor. Ha. Çünkü tek bir gen değil. Ama olasılığı arttırıyor. Yani olasılık şöyle oluyor. Birken beş katına çıkıyor. Altı katına çıkıyor. Mesela bizim çok iyi bildiğimiz bir şey var. Kısa boylular daha uzun yaşıyor. Evet. Daha az kanser alıyor. Şimdi bana diyebiliriz ya ne alaka ya? Boyla kanser yine aynı gen. Büyüme hormonu geni azsa kanser azalıyor. Neden? Çünkü çoğalmaz. Bu sefer beyin etkileri de çok farklı oluyor. Mesela Alzheimer riskleri bile değişiyor. Yani şimdi bunu siz yüz özelliğini, boyunu, burnunu, elini, kıpırdatış özelliğini verseniz burada bir risk artışı söz konusu. Bunu söylemek Şimdi e, izleyicilerimize hani bu konuyu merak edenlere söylemek istiyorum. Muhakkak bu kitabı alın. Yani eninizde kütüphanenizde durması gerekli bir kitap. Eğlenceli de bir kitap. Hatta ee, şöyle söyleyeyim. Çocuk yaparken e, gökte hangi yıldızların olması gerektiğinden, e, hangi ağacın altında e, işte çocuk yaparsanız çocuğun sonucunun ne olacağını, neye eğilimli olacağını bile söylüyor. Çok basit şey söyleyeyim evet. mesela. Şimdi dış özelliklerden dış biz buna fenotip diyoruz. Evet. Şimdi fenotipe bakarak hani konuştuk ya. Şimdi bir çocuk mesela çocuğun dişleri çapraşıksa benim Evet. Çapraşık. Kulaklar kepçe ise davranış problemi olma ihtimali daha fazla. Biz buna doktorluk hayatımızda sendromik yüz görünümü diyoruz. Mesela bir çocuğun yüzünü görüyorsun. Çocuğun yüzü normal değil. Evet. Bir gariplik var. Diyeceksiniz ki oytun nerede gariplik? Hani iki gözü var, bir burnu var, bir ağzı var. Ne bunun? Yok diyorsun ya bu normal değil bu çocuğun yüzü. Mesela şurası. Şurasına filtrum diyoruz. Evet. Burada bir çöküklük olmak zorunda. Bazı çocuklarda bu çöküklük yok. Şu oluk yok. Bazı çocuklarda kulak önünde dimple olur mesela. Şurada küçük bir evet. mesela kulak önü dimple herkes bilir ki küçük burada bir çıkıntı varsa kulak önünde böbrek anomalisi daha fazla. Böbrek nere? Buranın nere? Muhtemelen böbreği kodlayan proteinle burayı kodlayan protein aynı. Onun için mesela ben çapraşıktır benim dişlerim ben her zaman söylerim mesela. Çapraşık diş ve kepçe kulak bir davranış problemi şimdi ön plana çıkarır. Sohbet ediyoruz tabii izleyiciler daha çok öyle algılasın. Evet. Çünkü İki farklı disiplinden gidelim. Mesela Karadeniz'de kullanılan bir kelime var. Cimcime kelimesi. Evet. Yani cimcime çocuk, küçük çocuklara denir gibidir evet, ama evet. aslında cimcimesi güzel denir. Evet. Cimcimesi güzel demek şu demek. Adamın atıyorum kepçe kulakları vardır, burnu kocamandır ama o kadar güzeldir ki adam. Evet. Senin biraz önce bahsettiğinden bahsediyorum. Hemen referans olarak onu deriz ki ya ne güzel adam. İyi adam. Veya da ya, evet. tam tersi. Herif jilet gibidir ama bir şey rahatsız eder. Bahsettiğim böyle bir şey mi? Kesinlikle böyle bir şey. Şimdi mesela ben size deney hayvanlarından söyleyeyim. Mesela ben bir sıçana alayım ya da herhangi bir deney hayvanı. Civciv de olur bu. Korkutun dışarıda. O korkan hayvanı gidin. Hiç öbürsüne bilmiyor onun korktuğunu. Onu gidin. Kafese atın. Bütün erkeklerin korkma süresi bir saniye geçmiyor nasıl, İlginç. nasıl hissettiler bunu? Kalbine mi baktılar? Terine mi baktılar? Hayır. Hayvanın derisindeki tüylerin dikenleşmesi, kokusu, kuyruğunun bir özelliği ve yüz özelliğini hayvanlar biliyor hemen. Diyor ki bu korkmuş bu diyor. Başımıza bir bela var diyor çevrede. Buna çok hızlı şekilde bir iletişim kurabiliyoruz. Buna kolektif bilinç deniyor. Bakın bütün mesela civcivler ilk yumurttan çıktığı anda yılanı biliyor. Nereden biliyor yılanı bu? Görmedi ki hayvan bunu. Civciv civ çıktı ya şeyden yılanı koyun hemen kaçıyor yani yılan nerede yazıyor genetik kodunda yılanın özelliği yazıyor buna kolektif bir şey biz de karanlıktan korkuyoruz yeni doğan bebek yüksekliği biliyor yani cam koyun derinliği sesini el atmıyor. nereden biliyor deneyimi yok ki düşmedi demek ki bazı şeyleri DNA'da getiriyoruz esasında bizim o altıncı hissediğimiz şey DNA'dan kadim bilgi getirmemiz o zaman DNA da bir eşittir kadim bilgi kitabıdır esasında Evet. evet Şimdi yine e, hani kıllardan, tüylerden evet. bahsedince yine İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki Saçı az olan lütufkar, nazik ve bilgili olur. Sonra saçı çok olan kadın anlayışı az olur mesela. Biraz önce dikenlerden saç... Bunu dıştaki etken evet. anlıyor mu bunu An... da görünce? Tabii ki dıştaki... Mesela saçın paternine dökülmesine mesela bizde saç neden dökülüyor erkeklerde? Olgunluk ifadesi. Döken kim? testosteron. Tabii. Testosteron diyor ki bir süre sonra bu adam olgun. Timer gibi. Seni gören de diyor ki bu adam kel kardeşim. Bu adam diyor bayağı yaşı başı var bunun. Yani deneyimli. Tabii. Bu hayvanlar da var. Yani testosteronun saçını dökmediği adam yok. Karganın da aynı. Karga da yaşlanınca saçı beyazlıyor, dökülüyor. Yani bu bir miras halinde kalmış. O zaman saçının sık olması ya da seyrek olması bize bir genetik mirası gösteriyor. Mesela bizim saçlar buradan dökülüyor. Ve dönme noktası da farklı mesela. mesela. kadınların dönme noktasıyla bizimki çok farklıdır. Yani bir dışarıdan şöyle kafasına bakarsan bir kadınla bir erkeği çok rahat ayırt edebilirsin paterni. O zaman hormonlar direkt saçlara etkili mi? Evet. Peki hormonlara kim etkili? Gen. yine işin son nereye yine geliyor? Gene, Gene yine. geliyor. Evet. E o zaman sizin göz renginiz gen miydi? Tabii. E suçlu olmanın, psikopat olmanın genetik olduğunu söyledim. O zaman çok rahatlıkla siz dışarıdaki özelliklerle insanın Psikiyatrik ve psikojenik özellikten tahmin edebilirsiniz. Şimdi Sağ yine var. yani İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki ma maviyi daha çok göstererek Hı. diyor ki mavi renkli insanlar zeki olur. Biraz önce gözden bahsettin ya evet. açık renkten falan. Açık renkli evet. Sana bir şey olsun diye. Çok, e çok basit Van kedileri, van kedili, van evet. kedileri e gözleri renkli kulakları sağırdır. Neden diyeceksiniz? Çünkü gözün rengini kodlayan gen kulakka da var. Ama şu Van kedileri duymaz. Ve dünyadaki en agresif kediler, uyumsuz kedi Van kedisidir. Mesela Van kedisi camdan atlar. Çok vardır mesela 8. katta atlayan Van kedisi. Başkası atlamaz. Van kedilerinin bir özelliği var. Gözü, renginin, kodlayan o gen neyse hayvanın aynı zamanda agresif ve yetkili. uyumsuz bir kedi olmasına sebep oluyor. Al bakalım. Şimdi tabii bu uyumsuzluktan bahsettiğin zaman yeni bir konu daha açılıyor. Genden bahsettin. Ee, işte insanın fizyolojisinin muhakkak duygularını yönettiğini söyledin. Evet. Şimdi karşımıza bir konu çıkıyor. Ben burada seni katillerle ilgili evet. mesela esmerlikten bahsedeyim. Bizim stres genimiz var. Stres geniyle derinin renk geni aynı. Onun için bir hayvan ne kadar stresliyse rengi o kadar esmer olur. Simsiyah bir köpek gördünüz. O saldırgandır. Beyaz bir köpek saldırır. Şimdi seri katillere de baktığımız Buyurun. zaman, şimdi genelde davranışlarını incelediğimiz zaman şöyle görüyoruz: Bu adamlar bazı şeylere takmış durumda. Bunlardan bir tanesi e, niye bir insan seri katil olur? Hı, güzel yani bir soru. Niye olur? Yani bunun bir genetik davranıştan mı kaynaklanıyor yoksa sonradan öğrenilen bir bilgi mi? Çok net bir şey söyleyebilirim abi, seri katillerin yüzde 70'i genetik özelliklere sahiptir. Mesela? Genetik özellik derken aileden gelen genler. Evet. Psikopati genleridir. Buna psikopat genleri tamam. deniyor. Yüzde otuzunda ise çocukluk çağı travması vardır. Eğer kafanın ön lobunu sağlam bir yere vurursanız suç davranışı 5-6 kat artıyor. Kafa travmasından sonra. Bunun en ünlü örneği de eski finest'tir. Finest bir demir yolu işçisidir. Evet. Kafasına bir boru girer. Boru girer. O minnoş İyi, sevimli adam, birden, Yürekli adam bir küfürbaz, anda... evet. herkese dalga geçen, hiçbir ahlaki değeri kalmayan hale getirir. İlk o frontal lobun kişiliği ve ahlakı belirlediği burada çıkmıştır. O zaman çocukluk çağı travması. Peki travma sadece vurmak mı? Hayır. Psikojen travma da beyin için bir travmadır. Çocukluk çağında kötü davranma ve kötü bakım gelecekteki suç ihtimalini kat be kat arttırır. Çünkü kortizon beyin gelişimini bozar abi. Şimdi, Onun için üç şey ayırabilir miyiz suç davranışını? Genetik özellikler, kafa travmaları ve psigojen dediğimiz aile içi travmalar şimdi, suçtur. Şimdi e, Lombroso şöyle ayırmış. E, teorisine göre üç türlü suçlu var diyor. Bir tanesi diyor doğmuş suçlular. Tüm suçların yüzde otuzu diyor suç için doğmuştur. Genetik işte. Genetiktir. Genetikten bahsediyor. Güzel. Anormal suçlular diye bir tanım yapmış. Aptallar, embesiller... işte zekası düşükler, zekası yani, düşükler evet. işte çeşitli diyor alkolikler, histerikler bunun içindedir diyor. Senin biraz önce vermiş olduğun tanıma da uyuyor, uyuyor bu. Uyuyor aynı evet. öyle. Bir de üçüncüsü diyor ara sıra suçlular. ...üç tanım koymuş o. ...esas ara sıra suçlu aynı sosyaller bilmiyorum. İşte hani... anti işte ha. burada ne var? Kriminal olaylara çok yakın, yakın olan insanlar diyor. Karakol suçu onlar işte biraz. Onlar daha hafif formları. Şöyle, Alışkanlıkların alışkanlıklar... yani sıradan suçluların dışında olan suçlular diyor. Ara sıra suçlulardır. Bir de e, dördüncü bir suç tipi var diyor. O da diyor artık diyor bunu çok iyi tanımlayamıyoruz. Hem genetik hem de doğduktan sonra geçirmiş olduğu travmalar sonucu diyor. Bu insanlar diyor başka bir suç ögesi olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar daha çok diyor seri katiller. Aynen. Şimdi şöyle evet. Ertan Artan abi, sen psikopat genlerini taşıyabilirsin. Genin dışarı çıkmasındaki en büyük faktör çevredir. Mesela şöyle bir şey sen söyleyeyim. Herkesin içerisinde kaygı geni vardır. Tamam. Herkes Bu hayatta kalmak için lazım. Korku zaten. geni de Tabii. korku. Ama korkuyu ortaya çıkaran faktörler vardır. Örneğin karanlık ya da seni biri tehdit etmesi. Küçükken eğer seni biri tehdit ederse ve korkutursa Genetik yeşerme çok hızlı olur ve beyin çok hızlı değişir. Onun için bütün insanlar korku geniyle doğar ama küçükken korkuyu ailesinden öğrenirse hayat boyu çok korkarlar. Yani dışarıdan ne lazım? Bir dürtme lazım. Psikopat da öyle. Psikopat zaten öcü almaya, plan kurmaya meyillidir. Eğer bu çocuk çocukluk çağında bir de bunun üstüne travma alırsa bu geni ortlar. Patlar yani. Patlar. Şöyle evet. bir çalışma size söyleyeyim. Çok ilginç. Yıllar yıllar önce bir adam suç genlerini çalışıyordu. Bu suç genleri MAO dediğimiz genler, kont var. E aynı şekilde mutluluk da böyle. Mesela mutluluk da ailesel. Bakıyorsunuz triptofan metabolizmasıyla ilgili bir şey. Mesela anneanne mutlu, anne mutlu. Diyeceksiniz ki o öğrenilmiş mi, genetik mi? Çok ilginç. He. Evlat verilmiş ama hala. Mesela bazı tipler var. Evlat verilmiş, başkasının yerine gitmiş. Ama ailesel mutluluk evlat olduğu yere devam etmiş. Eşikiz çalışmaları var. İki eş genleri aynı ya. Bir Kaliforniya'ya vermişler başka bir aileye. Birisi gitmişler Arizona'da vermişler. Sonra bakmışlar farklı ailelerden ama bir yere gelince aynı kişilik karakteri olduğu görülmüş. O zaman gen bu işte yüzde 60 70ini ile eline alıveriyor hemen. Tamam. Bu işte. Şimdi siz bilim adamı mesela. Bilim adamı da bir nevi psikopat. Neden diyeceksiniz? Vazgeçmiyor. Adam sürekli aynı deneyi yapıyor mu? Yapıyor. Çıkmıyor sonuç bir daha yapıyor. Bir daha yapıyor. Mesela Freud niye takmış? o güne kadar herkes diyor ki ya rüya diyor bir şey saçmalık diyor. Bu çıkıyor diyor ki hayır diyor rüyanın tabiri var diyor. Yok diyor kardeşim öyle bir şey olmaz. Hayır diyor ben ederim diyor. Ve cinselliğe bağlıyor ona bağlıyor bunu. Ve insan ona gülüyor biliyorsunuz. Ama takmış herif ya hiç mi insan vazgeçmez bundan? Ölünceye kadar diyor hayır diyor. İşte bu tanımladığı şeylere sürüyor. Ve şöyle bir çalışma yapılmış. Bilim adamlarında da psikopat genleri çok fazla. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Mesela bazımız yani burada takıntıdan ta, yani şöyle, bahsediyorsun. Ta, takıntı, gibi geldi bana. takıntı ve şöyle bir şey, e, takıntı dışında da e, aşırı güdülenme. Mesela bazısı mesela kriminal suç yapan adam sana kitleniyor mesela. Sen de biz ona ne diyoruz? Sapık diyoruz değil mi? Bilim adamı da gitmiş, o deneye kitlenmiş. Ya yani buradan şu anlaşılıyor. O zaman sen bir genle doğuyorsun. Eğer bu gen doğru bir çevreyle büyürse oranın psikopatı oluyorsun. Örneğin bilim adamının psikopatı iyi bilim adamı oluyor. Ama suçlu bir bölgede büyürse Bak, suçlu oluyor. Çok güzel yere geldi. Evet. Emir Erdem demiş ki biraz tweet okuyalım. E, Oytun Hocam demiş çocuğun ilerleyen yaşlarda suça meyilli kişilerle olması denk Aynı geldi bu. onun için. Aynı bu. O çocuğun genetik olarak o sendromu anneden mi babadan mı almış oluyor diye bir şey yazmış. Yani çocuklar aslında ...suça meyilli olması... ...aynı zamanda suç ortamıyla ilişkili mi? Tabii ki. Şöyle o genin... ...fışkırmasını sağlıyor. Yani sizde bir tohum var. Ee, Peki, zaten o Peki ters o tohumu... okuyalım evet, konuyu. Ters Biraz okuyorum. kayıt dışı evet. konuşalım. Ee, suça meyilli bir genle doğdu. doğdunuz. Fakat ortam... ...müthiş eğlenceli. Evet, evet. Etikleri çok olan. Ahlaklı. Referansları çok doğru evet. referanslar. Yani evet. toplumun genelinin... ...onay verdiği referanslarla. Evet. Bu çocuğun sonu ne olacak? Bu çocuğun sonu yine aynı spektruma dayanıyor bazı ailelerde o kadar keskin ki gen yani göz rengi gibi siz çevreyi değiştirseniz bile hiçbir etki Değişmiyor yani. Ama bazıları 50-50 olanlar mesela göz renginiz şu anda ben ne yaparsam yapayım. Evet. Değişir mi şu anda Ertan Değişmeyecek abi? Değişmeyecek tabii. He. Ama bazı ailelerde işte bu geçerli. Yüzde yüz artık o. Ama bazıları var ki daha light hafif formları. Yüzde altmış yetmiş. O zaman siz çevreyi değiştirirsiniz. Bu çocuktan çok güzel bir çocuk yaparsınız. Yani işine çok bağlı. Ahlaki değerleri yüksek ve Gerçekten de takıntılı bir bilim adamı çıkabilir. Evet. Ama bir gruba müdahale edemiyoruz. Bak otizm de mesela öyle. Bir grup çok yetenekli. Bir grup ise Ot tamamen evet. sosyal becerileri evet. sıfır. Aynı şey burada var. Onun için ben şöyle diyorum. Psikopat grubunda genetik özellikler çok fazla. Yani doğru çevre çok önemli burada. Ama bir grubu var ki ne kadar biliyorsunuz bu suçların yüzde ile ikisi hiçbir şekilde değiştirilemez. Değiştirin. O adama ne kadar çevre yaparsanız yapın içinde o gen var abi. Yani ya, çok yani bunu ama hiç, tespit edip bunu engelleme veya bir şekilde mümkün. toplumdan izole, izole vesaire. etme vesaire. Şöyle mesela biz çocuklarda 3 tane davranış biliyoruz abi. Bir, hayvanlara zarar verme. Psikopat genin olduğunu gösteriyor. Evet. 2 mesela çok çocuklar hani hayvanı sever ama mesela hayvanı yakma. Hayvana teneke bağlama çok yani hayvandan başlıyor iş. Çocuk acı çeken bir varlıktan zevk alıyor. Yani devresinde şu var. Çok ilginç olarak yanlışla doğru ahlaki bilgi üste getiremiyor. Ya yani bunu yapamıyor. İki, mesela uzun süre altını satan çocuklar. Bunlar suç grubuna aday çocuklar. Daha meyilliler. Daha meylliler Aynen öyle. Genellemiyoruz ama. Tabii Meyilli risk tamam. grubu. Bir de hiperaktif çocukların bir kısmı. Yani hiperaktif çocuklar ne? Hiperaktivitesi var. Mesela küçük yaşlarda esas alkol denemeleri başlamış. Sigara denemeleri başlamış. Madde kullanmaya meyili var. Bunlar yine suç. Bir de küçük kriminal başlamış. Mesela arkadaşının e, kulağını mesela bir e, şey vermiş. Bir hasar vermiş. İşte şimdi çocuk esasında korkar. Şimdi şöyle bir şey var abi. Bir çocuk doğduğu anda adalet duygusu var. Ben size bu deneyi biliyorsunuz. İki tane e, şeyi Hacivat Karagöz'ü dövüştürüyorsunuz. Hacivat e, yer alanıyor kafasından. Bütün çocuklar elindeki ekmeği hacıvata veriyor. Ve bu çocuklar daha bir yaşında yok. Yani şu bir duygu var ahlak duygusu. Genle gelen, e, şeye düşmüşe yardım et. Onu, doğuştan etikle doğuyor. Doğuştan, de etik değerler evet. doğuyoruz de biz. Ama e, psikopat çocuklarda bu yok. Psikopat evet. Çocuklar bunu yapmıyor. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Tabii. Şöyle bir soru daha geldi. Musa Denizden epigenetik kolektif mirası değiştirir mi? Biraz sonra bir reklama gidelim. TV 100 ekranlarında Ertan Özyiğit kayıt dışındasınız. Konuğumuz çok önemli bir konuğumuz var. Oytun Erbaş. Ya Oytun deneysel tıp uzmanı e, benim de çok sevdiğim, takip ettiğim, Farklı görüşleri olan birisi. Ben farklı görüşleri çok seviyorum Oytun. Bence ben olay ne zaten acaba? farklı He. da zaten. Farklı olmazsa iş olmuyor. Farktan, Çünkü herkes monoton herkes olunca Aynen, olmuyor. olmuyor. olmuyor Multidisipler bakacaksın. Tabii. Farklı bilim, yerden. Bilim de öyle. Yani bilim bizim de öyle. kayıt dışı programımızın da amacı farklı konular. Mesela e, bize gelen konuklara olabildiğince yani adam her yere çıkıyor. Sen de dahil. Farklı ne konuşabiliriz, ne sorabiliriz onu bulmak istiyoruz. Bu arada bir kitap tanıtalım. Rahmetli e, tabi e, Ataniyurunun ruhlar kitabı dünyada ve Türkiye'de ruhçuluk konusu muhakkak okunması gerekli konulardan bir tanesi. Elime iki tane daha kitap geçti. Çok seri katillere yani ilgisi olanlar için seri katiller kitabını okuyabilirsiniz. Fikret Topallı tanımıyorum Fikret'i ama e, kitaplar e, güzel kitaplar ben beğendim. Onlardan bahsedeceğim. Efendim etiketimiz bugün rüyamda. Biraz sonra rüyalara geleceğiz programın sonuna kadar Soracağınız soruları sorun e, oytuna rüyalarla ilgili rüya ne demek nasıl çalışır rem nedir falan bunları konuşacağız şimdi geldik konuya garip bir konuya geldik şimdi bak ben e, seri katillerle e, ne yaparlar bunlar nasıl ne, nasıl suç işlediler falan e, çok ilgileniyorum yani e, ben de iyi bir liste var hatta dünyada bir tane seri katil varsa hemen ne yaptı hmm. ne etti kaç tane ee, işte kişiyi öldürdü veya suçları nedir ee, onlara bakıyorum. Şimdi bunların geneli şöyle. Bunları bana anlatacaksın şimdi. Bak yam yamlık yapıyor bunlar. Birinci nokta. Ortak özelliklerini söylüyorum. Evet. Mesela mağdurun yani öldürdüğü kişinin veyahut da tacize uğrattığı bir kişinin muhakkak bir parçasını saklıyor. Yani bu kafatası olabiliyor. Ee, şey derisinin bir parçası olabiliyor ve genellikle baktığımızda geri kalan parçalarıyla cinsel ilişkiye giriyor bunlar. Böyle bir özellik var. Ardından baktığım zaman genelliyorum bunu ama oran olarak yüksek olduğu için eşcinsel eğilimli deler. Evet. Ve e, e, öldürdükleri kişiliğiyle yani aslında. E, cinsel ilişkiye girdikleri de hani bunlar tanıkların ve işte e, mağdurların üzerinde yapılan araştırmalarda hı hı. bunu görüyorlar veya kendi itirafları. E, bir de daha çok inz, öldürdükleri mağdurları olabildiğince yok etmeye çalışıyorlar. Ve onlardan bir parçayı da yiyorlar. Yamyamlık yani yine tekrar. Evet, evet. Ya bunlar genel olarak baktığım zaman seri katillerin özellikleri. Hannibal yani, Lecter karakteri. Evet Hannibal Lecter hani, karakteri. Evet. Kuzuların sessizliğindeki Hannibal karakteri. Şimdi. E, Bu da gene bağlayalım bunu evet, istersen. Şöyle, evet. Şöyle. E, bir kere seri katillerin bakıldığı zaman e, ben de size birkaç özelliğini söyleyeyim. Mesela seri katiller çevrelerinde sorulduğu zaman çok halim salim insanlar. Evet. Çoğu hiçbir suça karışmamış. Mesela seri katiller hiç adil suça karışmamış. Evet. Hani karakol suçuna karışmamış. Yaralamak, Küfür etmek asla yok. Çoğu çevresinde çok nazik insanlar e, olarak biliniyor. E, i̇kinci özelliği e, eğitim durumları çok kötü değil. Hatta aynı şekilde intihar bombacıları da öyle. İntihar bombacıların da eğitimi e, çok kötü değildir baktığınız zaman. Onlar da o ana kadar hiçbir suç işlememiş insanlardır. Ama sizin dediğiniz gibi ortak özellikleri var. Ortak özellikleri... Ee, bir kere psikopat dediğimiz bu seri katillerin en büyük özelliği soğukkanlı olmaları. Ya yani bunlar çevrelerinde bu soğukkanlı oldukları biliniyor. Ya yani nasıl soğukkanlı? Yani bunu yani, bilinçli mi yapıyorlar? Hayır. Hayır hayır evet. beyin özelliği. Onların bu. karakterleri. Onların böyle. emotion evet. emotion dediğimiz o duygusal beyin yapıları yok. Onun için siz onlara şimdi bu doğuştan gelen bir şey. Siz mesela kötü bir şey gördüğünüzde üzülürsünüz. Kan. İyi bir şey olsa sevinirsiniz. Mesela bense gülsem evet. siz de gülersiniz. Psikopat gülsen de ağlasan da hiçbir duygu komponenti oluşmuyor. Bunu nereden biliyoruz? MR çalışmalarında. Yani biz bir MR makinesine girsen, annenin fotoğrafını görsen hemen senin beyinindeki mutluluk bölgeleri hemen ne yapıyor? Evet. Çalışıyor. Sinyal veriyor. Sinyal veriyor. Kan ya da ölü gördüğünde sinyal veriyor. Psikopatı sokuyorsun içine. MR'ı çalıştırıyorsun. Gösteriyorsun resimleri. Ya hiçbir bir duygusal bir şey oluşmaz ya. Sıfır. Frontal ön beyin lobu. Hiçbir şekilde çalışmıyor ve amigdala hiç çalışmıyor. Yani bunlarda şöyle bir e, olay var. Her zaman net bir şey biliyoruz psikopatla ilgili. Çok sakin insanlar. Yani O zaman sakinlik çok önemli bir kriter. Ve nabızları hep standart atar bu insanlar. 50-55. Ve duygusal olmadığı için bir de bunlar yalan makinesinden çok rahat geçebilirler. Çünkü yalan makinesi neye bakıyor? Nefes Adımın alma sayısı, bakıyor. kalp atım Atışlar, sayısı bir de terleme. Tamam. Adamda yok ki bu. Adama diyorsun ki yani bunlar çok rahat yalan makinesini geçer. Çünkü adamın söyledikleri kendi için doğrular zaten. Şimdi hakim soruyor pişman mısın? Değilim diyor ya. Peki diyor yapar mısın tekrar diyor. Ne yaptım diyor ya çoğu ne yaptım ben diyor. Hı. Yani yaptığı şeyin çoğu zaman farkında bile değil kötü bir şey olduğuna. Çünkü beyindeki bizim her zaman bir çek mekanizması var ön lobda. Ahlak bu. Ahlak ne? Ee, sen bu programa gelip Ertan'la e, abiyle yüze tokat atamazsın. Yaptın mı bunu? Hemen diyor ki yanlış bir şey yaptım. Beyin şunu söylüyor. Özür dile, özür dile, düzelt. Bunda öyle bir şey yok. Vuruyor. Yok. O çek mekanizması yok. İki duygu yok. Daha bunlar terminatör işte bu esasında. Tam bir terminatör cihazı. Biz bunu nereden biliyoruz? Mesela Mançurya kobayı filminden biraz onu anlatayım Tabii. abi size. Biz bazı ilaçlar vererek MK Tayvan'da, Ultra deneyleri. MK Ultra. Hatta MK Mind Control evet. demektir Almanca'da. Evet. Mesela bizim şu anda en çok şizofreni yapmak için hala kullandığımız birkaç ilaç var. MK801 ve şu anda bir anestezik olarak hala kullanılan bir ilaç. Hayvanları 1 saat 2 saatliğine şizofreni yapabilirim. Ve hayvanlarda suç eğilimi artabilirim. Suç eğilimi hayvan nasıl yapıyoruz onu da söyleyeyim. Bir sıçana fareyi boğma eğilimi oluyor. Köpeklerde, kedilerde olur. Mülayim hayvan bunu yapmaz. Agresif hayvan bunu yapar. O sayıdan bilebiliyoruz. Ve melek tozu mesela. Çok evet. iyi bildiğimiz. PCP. Ve Amerika yıllarca bunu denedi kendi askerlerinde şöyle bir şey oluşturdu. Beyinde muhakemeyi sağlayan ön lob var. Sevgili Ertan abi. Ön lobu çıkardığımız zaman hayvanlarda kesinlikle onlarda ahlak yok ama kesinlikle e, agresyon davranış gelişiyor. Yani saldırganlık gelişiyor. Ön lobun irade yok irade, mu bunlar? İrade bravo. Yani irade ne durumda kesinlikle, burada? Kesinlikle irade yok. Mesela hayvan annesinden doğdu. Ön lobunu çıkardığım anda agresif ve suça meyilimli bir canlı haline geliyor. Peki bu bizim ilaçlar nereyi yok ediyor, bloke ediyor? Ön lobu. İşte bu bizim melek toz dediğimiz ya da MK801 gibi ilaçlar, evet. bütün o beyindeki muhakeme yapan bir e, kimyasal. Yani aslında bu, bu... işlerin belki evet. temelinde olan LSD'nin kullanıldığı. LSD glutamat tabi. bir de. Tabi. Glutamatın işi muhakemeyi sağlamak. Glutamatı yok ettiniz mi? Muhakeme gidiyor. Bunun en güzel örneği de şizofreni. Şizofrenide glutamat normalin yarısına inmiştir etkisi. Onun için ne yoktur? Muhakeme gücü yoktur. O hep bunu söyleriz mesela. Şu anda biz hala şizofreni iyileştiremiyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Ee, bulguları baskılıyoruz ama ilacı kestiğimiz anda kesin bir düzelme yok. Çünkü evet. ön loblarında kanlanmadığını, ön loblarının yeteri kadar çalışmadığını biliyoruz. İşte psikopatlarda bu çalışmamazlık hat safada, En tepe noktada. Onun için mesela ben şunu da biliyorum. Ee, ön lob Çıkarıldığı anda insan ya da diğer hiç önemli değil kesinlikle bir ahlaksızlık davranış oluşuyor. Bunu çıkarmak da gereksiz İlaçlarla da bu yok mümkün. edilebiliyor. Yani ilaçla terminatör yapabilirsiniz. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki o yüzden olur mu öyle şey? O kadar iyi oluyor ki. Şimdi e, dünyada bilhassa 2. Dünya Savaşı sonrası e, OSS'den CIA'ye çekildiğinde hı hı. işte... Ellen Douglas dönemleri daha çok etkili olmak üzere bu deneyler çok yapıldı MK ultra deneyleri bu deneylerde şunu gördük ki mançurya koba'yı dediğimiz aslında davranış şekillerini ölçmek için bir canlılar üzerinde bilhassa askerler üzerinde evet, bir deneyler yapıldı evet. bu deneylerin sonucunda da baktık ki ilaçla insanlar suçlu yapılabiliyor. Yapılabilir. Şimdi ilaçla suçlu yaparken aynı suçluyu bir seri katil olarak da yetiştirebilir miyiz? Yani bir suç mu, çok suç mu? E, seri katil e, genetik bir miras taşır ya da beyinde bir hasar vermeniz lazım. O hasarı da verirseniz yapar. Bir de seri katilin şöyle bir özelliği var. Mesela ilginç bir şey söyleyeyim mesela. Çok fazla öksürük şuruplarına kullanılan bir madde var mesela. Södefedin. Evet. Burunun açılmasını sağlıyor, boğazın rahatlamasını sağlıyor. Çok kullan her yerde evet. var. Aşırı miktarda alındığında suç eğilimini ve intihar eğilimini beş kat arttırıyor. Hani biz evet. hani mind control şey gibi geliyor bize. Hani ben çok uzakta yerde ilaçlar bulunmuyor. Evet. Hayır. Senin şu gidip çok basit eczanede alabileceğin birçok ilaçın içerisinde mind control var aslında. Yani onun için ben şey duruyorum. Yani bu mesela özellikle ergenlikte ilaç kullanımı çok çok tehlikeli bir şey. Çünkü be beyinde bırakacağı şeyler belirliyor. Yani niye değilim. ergenlikte? Çünkü Gelişme ergenlik, dönemi mi diyorsun? insanın beyni iki yerde coşuyor. Hücrelerin evet. sayısı. Bir anne karnında, iki de ergenlikte. Östrojen ve testosteronda evet. sinir hücre sayısı iki katına çıkıyor. Tam o anda bölünme olurken müdahale etmek çok ağır sonuçlara sebep oluyor. Onun için ergen ilaçlaması çok tehlikeli bir şey. Peki bu yani seri katillere yine dönün. Evet, evet. Şimdi yamyamlık niye var? Şimdi... Yani niye birisinin, yani şimdi genelde soruyorlar tabii seri katillere. Onlar da diyor ki ben onu yediğim zaman o benim içime girdi. Evet. Yani aslında hanibalizm dediğimiz kavramlardan bir tanesi de işte genelde Hristiyanlık'ta olan işte İsa'nın kanı ve şarap içmekle işte ekmeği yemekle aynı şey. Şöyle Bu arada da bir şey böyle söyleyeyim. bir şey yapalım. Ertan Atı abi. Şöyle bütün canlılarda kanibalizm var. Evet. Bizim hayvanlar da var, insanlar da var. Bir çocukta buna internalizasyon deniyor. Bir çocuk 2 yaşındayken, 3 yaşındayken mesela e, kurşun askerleri yeme eğilimi gösterir. Pili yutar mesela. Neden? Niçin? O gücü içine çekmek için. Ha. Bu Primitif bir duygu. Primitif bir duygu demek? Hayvansal ilkel bir duygudur evet. bu. Yani bir hayvanı yiyerek onun gücünü aldığınızı düşünüyorsunuz. Mesela bu şeyde de vardı, şamanizmde de vardır. Dalak yerseniz kan yapar. Neden? Tabii. Dalak kanlı ya. Evet. Onu yersen o olur. Beyin yersen akıllı, Beyin olursun. akıllı olursun. Aynı evet. ceviz beyne benziyor evet. akıllı olsun. Demek ki bu insanların ortak mirasında, kolektif bilincinde bulunan bir şey. Için... Arki tipler bunlar. Aynen. Peki evet. bu hangi lopta olan bir şey bu? Bu hayvan beyninde olan bir şey. Bu ön lopla ilgili fonksiyon değil ünlü fonksiyonları bozulduğu için bu bizim psikopatlarda e, muhakeme fonksiyonları böyle ilkel duygular olabilir. Yani kanibalizm gibi, yeme gibi, yutma gibi, içine almak gibi. E, peki şeyle yani cinsellikle ilgili nasıl bakıyorsun? Bir yani baktığım zaman iş cinsellikle, aynı, aynı. bakın eğilim Mersef, göstermeleri. çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok basit. Amigdala. 1930 yılında Kluver ve Buss denen bilim adamları e, maymunlarda amigdalayı çıkarmıştır. En basit deney. Amigdala'yı evet. çık Eskiden şöyle yapılıyordu sinirbilim çalışmaları. Çıkar parçayı. Bak bakalım. Çıkar böbreği. Bak bakalım. Çıkar karaciğer ne oluyor? Amigdala'yı çıkarınca hayvan ne yapıyor? Ben size söyleyeyim. Maymun, aynı maymun yılanı alıp ağzına sokup yemeye çalışıyor. Ki maymunlar yılanla çok korkar. Ha yani böyle tamirat ödür normal şu hayvan. Normal dışı davranışlar yapıyor. Bir de ne yapıyor? Bütün türlerle cinsel ilişkiye giriyor. Kediyle, köpekle, yani tür farkı yok artık. Aynı olay. Tatmin farkı Bunun var. adı da kulüver busi evet. hayvanıdır. Evet. Ve biz bunu bazen görüyoruz. Kanser olan insanlar, mesela akciğer tümörü olanlarda bazen tümöre karşı gelişen o immun yanıt, bağışıklık beyni karşı dönüyor. Bir bakıyorsunuz buna paranoyoplastik sendrom deniyor. Adam birden bir bakıyor diyor ki ya hocam bizim işte babamız değişti dediğimiz ne oldu? garipleşti, sapıklaştı. Diyoruz ki nasıl sapıklaşır arkadaş? Bir bakıyorsun akciğer kanseri çıkıyor altında. Aynı Kuliverbus'u sendromu. Çok ilginç ya. Yani Kalp bak, naklinde de değişen değişme kalp, buna benziyor mu? E, kalp naklinde... Hani derler kalp naklinde. Şöyle oluyor de. kalp naklinde. Evet. E, soğutuluyorsunuz. Bir iki kan ters döndürülüyor beyinde. Bu evet. da beynin bazı fonksiyonu değiştiriyor. Kişiliği değiştiriyor. Doğru bu. Evet, evet bunu biliyoruz. Gelelim bir şey daha söyleyeceğim abi amigdala ile ilgili. Bu e, konuyla ilgili. Biz gerçekten de e, bu e, amigdala denen organın... Çalışmaması durumunda aynı durumu görüyoruz ya. Ya bu kadar millet olur hayvanlarda. Amigdala çalışmasa iki şey oluyor ya. Tür dışı cinsel ilişki. Her şey ağzına götürme meyili ve korkusuzluk. Yani bu davranış aslında biraz daha e, olabildiğince ilkele doğru gidiyor. Bravo. Doğru mu Evet, Aynı. Evet. evet. Yani o duygu zaten bizim ha, şeyimizin en yani bizi e, bir solucanla ayıran şey ne biliyor musun memelleri Amigdalaları. Duygu. Benim çocuğum yakınım, evet. benim yemeğim, uysallık, Kolektif yaşama onu aldınız mı bitiyor bu fonksiyon. Evet Peki şeyi ne diyorsun? Yani bakıyoruz ki yani bu seri katil genel olarak söylüyorum bir şekilde mağduru yok etmeye çalışıyor. Yani bu bunların şey şu şu olabilir. yakalanma tehlikesi falan gibi görünebilir ama mesela değil 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 komple hayır, yok etmek. hayır çok güzel bir nokta. Dünyadan yok etmek yani. Çok güzel Yani evet, çok... mesela katillerden örnek verebilirsek Deniz Nilsson kibar evet. katil diye bir evet. adam var. Yani öldürmüş olduğu kişileri ilkin parçalıyor, kemiklerini de yok edebileceği kadar bir balyozla tuzla buz ediyor. Yani Hiçbir şey kalmıyor. Genetik olarak buluyorsanız buluyorsunuz. Şimdi şöyle, e, empati duyguları yok. Ama psikopatların bir özelliği var. Psikopatlarda empati dışında muhakeme loplara çalışıyor. Psikopatın kriteri bu zaten. Yani ön lobdaki ahlak bölgeleri çalışmıyor ama bir kısım ön lob çalışıyor. Hiçbir şey çalışmazsa zaten bunu yapamazlardı. Onun için yani e, psikopattaki o ince ayrım şu ahlak duyguları yok ama mesela suç alabileceklerini biliyorlar mesela yani bunun suçlu olmasına biliyor ama his yok burada psikopat şunu yapıyor yakalanmamak için delilleri yok eder ve onu bilerek yapıyor ama onun derdi bir daha yapmak onu bir daha yapmak bir daha yapmak ama oradaki aldığı zevk var mı dersiniz o onun zevki değil o onun normali çok ilginç bir şey söyleyeceğim evet. psikopat genlerinin savaşlarda en öne giden insanlar oldu biliniyor. Yani cesaret kendileri. Aynı zamanda evet, diyor. Al bakalım. Peki hani böyle seri katiller deyince gerçekten hani e, seri şekilde onun dakikası zamanı olarak belirli bir periyotta devamlı suç işleyen insanlardan bahsediyoruz. Peki mesela Hitler bir seri katil mi? Hitler bir seri katil. Hem tabii Hitler bir psikopat. Evet. Psikopat bir seri katil. Tam anlamıyla bir seri katil. Ve ne yapılmış? Ee, şey tarafından desteklenmiş. E, olduğu Sistem, sistem tarafından. tarafından desteklenmiş. Artık geni tamamen fışkırmış artık. Hani Bazen de çünkü bir de şöyle bir şey var. Yaptığı Peki, şey takdir edilmesi. Şimdi Hitler'in e, genetik olarak baktığımız zaman soyunun ne olduğu belli değil. Yani evet. farklı kitaplarda evet, farklı evet, şeyler evet. yapar. Hatta aslen bir Yahudi'den olduğu evet. babaannesinden bahsediyoruz. Evet. Falan fışmekan. geldik. Ee, yaşamış olduğu travmalar, babasıyla geçirmiş olduğu travmalar falan. Çok etkin. Heh. Ben şunu biliyorum. Net bir şey biliyoruz biz. Çocukluk çağı travması amigdala ve frontal bölgenin fonksiyonunu mahvediyor. İlginç. Çok ilginç. Bir çocuğu hayvana çeviriyor travma. Peki Stalin için de bunu aynısı, söyleyebilir misin? Aynısı. Bak. Mao için de bunu esasında, söyleyebilir misin? Esasında bu bir... Peki aynı zamanda bu liderlik geni midir? Yani cesaret dediğiniz için söyledim Bu bir savunma düzeni doğanın. Doğa şunu diyor stresli bir ortama doğacak bu çocuktaki ahlak ve diğer fonksiyonları yok edeyim tamamen bir savaşıcı, primitif, ilkel duygularla yaşayan bir hayvana dönüştürüyor. Evet, çok ilginç. İşte aslında bu bir bu da bir gen aktivasyonu esasında. Başka bir genin aktivasyonu. Ve çok ilginç bir şey var insanlarda. Örneğin suç örgütleri. Suç örgütünde birinci gün katılımda diyor ki adam ne yapıyor bunlar diyor. Sonra bakıyorsun alışma etkisi oluşuyor ve bazıları suça dahil oluyor. Yani biraz önceki Aynı arkadaşın olay. sorduğu soru evet, kolektif. Evet epigenetik işte. Evet. O epigenetik diyor ki arkadaş epigenetik şu abi. Bende bir gen var değil mi? Evet. O genin dışarı çıkmasını sağlayan çevre. Bunun en evet. güzel evet. örneğini biliyor musun? Ben sigara içme genleri var bende. Bağımlılık genleri. Ben hiç sigarayı görmezsem bunu bilmem. Ama ne zaman bir defa tüttürdü? Direkt bağımlısı. tetikliyor Direkt yüzde yüz. Tek içiş yeterlidir. Evet, bağımlı Tek, olabilmek evet, için. Evet, evet, evet. Alkol Bu, de öyle. Sigara da olduğu hepsinde. gibi. Hepsinde. Başka suç eğilimlerinde Kesinlikle. de olabilir. Kesinlikle. Yani o gen var ya psikopat gibi evet. Zarar verme. Evet. O eğer sana birisi küçükken onu öğretti mi sende o gen oradan öyle bir fışkırır ki. Şimdi ve patlar diyorsun. Patlar. Şimdi epifiz bezine geleceğiz ama ufak bir reklam arası daha verelim. Yönetmenimiz öyle diyor. Tamam. Ondan sonra bu epifiz bezi bizi nasıl etkiliyor? Gerçekten anlatıldığı gibi üçüncü göz mü onları konuşalım. Olur. Tamam. Bir reklam arası sevgili dostlar. TV 100 ekranlarında Ertan ile kayıt dışındayız sevgili dostlar. Bu hafta insan beyninin bilinmeyen yönlerini bir şekilde masaya yatırıyoruz. Konuğumuz Oytun Erbaş. Oytun, tabii bu arada etiketimizi bir daha hatırlatmamda yarar var. Bugün rüyamda, en son programın sonuna doğru rüyanızla ilgili sorularınızı Oytun Hoca'ya soracağız. Şimdi Oytun geldik geldik bu seri katiller filan Hitler'e kadar girdik. Evet. Stalin'in bir seri katil olduğunu Kesinlikle. çünkü duygularının olmadığını Kesinlikle. yani dolayısıyla Mao'nun da aynı şekilde olduğunu 60 milyon insandan bahsediyoruz. Kesinlikle. Yani hani bahsettiğimiz en büyük seri katil 50 kişi öldürmüş. Şimdi bahsettiğimiz 60 milyon yani bunu karar vermek evet. ardından bakıyoruz ama bir seri katillik fikri daha var. Hani bunu devam ettirseydi tam bir seri katil olacaktır ama bir suç anomalisi daha çıkıyor. O da ne? İntihar bombacıları. Buna nasıl bak? Ya bir insan ne olacağım da, nasıl bir beyin yıkanması yaşayacağım da, gideceğim, işte bir to topluluğun arasına gireceğim, tetiği çekeceğim, fünyeyi çekeceğim ve Şimdi, e, bir şekilde insanları yok edeceğim. Önce şu davranıştan bahsetmek istiyorum. Bir insan ya da bir hayvan başkaları için bir şey yapar mı, öcalar mı? Ya da onun için tam tersi de söyleyeyim, iyilik yapar mı? İntihar bombasının özelliğiyle toplu iyilik yapmanın özelliği esasında aynı. Çok ciddi gibi geliyor. Değil mi? Yani evet. Birisi, hani herkese. Beynin aynı yerinde aynı, çalışıyor. Yani şöyle aynı mekanizmaya çalışıyor. Evet. Bakın biz şöyle bir şey biliyoruz hayvanlarda. Hayvanların önüne bir zehir koyduğunuzda yeni bir gıdaya Koyduk. zehir, en yaşlısı gidip yiyor. Niçin? Kendini feda ediyor. Tamam. Ve sürüde en aklı başındayı en hızlı gönderiyorlar. Şimdi bir sürüsü için bir şey yapıyor bu bilgi adam. Şimdi burada bu ilginç bir şey ortaya çıkıyor. Suç örgütlerinde bakıldığında mesela bombacılara bakalım. Bombacılar aynı e, bu seri katiller gibi eğitimli insanlar. Yani üniversite mezunu olanlar, lise mezunu %60-70'lere gire. Diyeceksin ki ya yani bu adam eğitimsiz değil. Tamam. İlginç. Soğukkanlı insanlar yine aynı şekilde ve hiçbir zaman bir daha önceden basit bir karakol oyuna karışmamışlar. Yani herkes şaşırıyor. Diyor ki bomba çıktı. Hadi canım bu. Evet o bombacıydı. Şimdi bu insanların çok önemli bir ortak özelliği var. Bu insanlar mesela bir e, suç örgütü bir kampanya başlatıyor. Gelenler belli. Mesela suç örgütleri vardı biliyorsunuz ünlü işte evet, PKK'dan bahsedelim ISIS. mesela. Evet. evet. Şudur budur. O daesh, örgüte maesh, daesh, daesh, Evet. bir ilana çıkıyor. Risk grupları hemen bunu buluyor. İsviçre'den, Fransa'dan zaten o adamlar bu işe potansiyel meyilli. Bir de şöyle bir şey var. Ee, insan beyninde kindling denen bir şey var ateşlenme şimdi bakın epilepsi geçirmek için 5 tane nöron yetmiyor ama 10-20 nöron ateşlendiği zaman diğerlerini ateşleyebiliyor bu da aynı şekilde suç örgütünde de e, siz başkalarını gördüğünüz anda evet. sizin o normaliz haline geliyor buna ateşlenme etkisi deniyor bu toplumlarda oluyor mesela topum var Yani şunu belli mu bir grubu... birisine iyilik yapmaya başladığı zaman birisi Aynen. "Sen de iyilik yapıyorsun." Evet. gibi. Yani evet. bunu bir... olumlu anlamda da yaşıyoruz. Evet. Be belli bir grubu ateşlerseniz bütün toplumu ateşleyebilirsiniz. Beyin içinde böyle. Yani tamam. mikro ve makro alem için gerek gerekli. İşte o grup orada çok fazla. Kendi gibi suçlu orada bir tane değil. yüz tane. Bir kere şu ortaya çıkıyor. Orada suç doğallık kazanıyor bir kere. Evet. Çok ra rahat bir şey kazanıyor. İkincisi çok iyi bir duygusal bir Hazırlık yapılıyor. Nasıl duygusal hazırlık? Sen yaptığın işle öcalacaksın. Evet. İnsanların çok ilginç noktaları var. Bir mesela örneğin kendi bulduğu milliyetçilik, kendi bulunduğu ortam, hani buna bir şey evet. diyebiliriz yani sence bence olma gibisinden. Mesela çok ilginç bir şey size söyleyeyim. Diyorsun ki oytumu değiştirebilir Onların mi? Onların kendi değerlerinden bahsediyor. Kendi bahsedilir. değerlerinden kendi bahsetme değerlerini bahsetme Oluşturmuş olduğu kendi değerleri ve onun düşmanına yok etmenin toplumu evet. kurtarmak olduğunda. İşte bu tamam bir ön hazırlık. Buna bir güdülenme yani deniyor. Yani Hitler'in Yahudileri yok Kesinlikle. etmesi abi, gibi. Kesinlikle abi güdülenme. Evet. Beyinde tamamen dopamin abi. O kadar ilginç bir hormon ki dopamin. Ve seni öyle bir güdülüyor ki. Mesela güdüleme ne biliyor musun? Benim bu stüdyoya gelmem güdülenme. Senin de evet. gelmen güdülenme. Güdü bu. Yani buraya gelme hırsın. İşte o hırsı provokasyonla oluşturabiliyorsunuz beyinde. Bu devamlı provokasyon filmiyle oluyor. Ve devamlı o anları göstermek. Hani devamlı kafa kesme görüntüleri evet. şudur budur şudur budur. Beyin bir süre sonra buna alışmaya başlıyor. Zaten hazırsa buna zemin, buna biz habituasyon diyoruz, alışma. Mesela siz gidin tavuk çiftliğine, bir tane tavuk kesemezsiniz. 10 gün durun, sizi tavuk keserek Sıradan geçersiniz. olur diyorsun. Sıradan oluyor. O zaman evet. çevre değiştiği anda sizin beyniniz de değişiyor. Freud doğru söylüyordu. Çevre değişmeden insan değişmez dedi, Freud doğru söyledi. Çevre değiştiği zaman artık yeni normaliniz, buna nöroplastiz deniyor. İnsanın beyni bulunduğu kabın şeklini alıyor abi. Yani... Çevre kaderdir diyorsun. Aslında bir bakıma da o İşte ona C, çevre kaderdir, de coğrafya evet. kaderdir. Bunun yani, bir İşte çevre coğrafya evet. zaten. Evet. Şimdi şunu evet. söylemek istiyoruz. Coğrafyanızda ne yaşıyorsanız o sizin kaderiniz oluyor. Çünkü beyninizi bir şekilde o hmm. çevre formatlıyor diyorsun. Aynen. Kaderinizden de daha ziyade o oluyorsunuz ya. Evet. O oluyorsunuz. Mesela siz neyle ilgileniyorsanız... Beynin ona dönüştüğünü görüyoruz. Plastik süreç. Beyin plastik beyin. Hamur gibi bir organ. Hep okursanız okumaya dönüşüyor hep dedikodu yaparsanız dedikoduya dönüşüyor. Hep öldürmeye programlıysa öldürmeye dönüşüyor. Mesela böyle meslekler var mesela hani tabii, tabii. Ha biliyorsunuz yani bunu iş edinen meslekler de var. Ama bir bakıyorsunuz ki esasında ortak genetik miraslara aynı insanlar. Yani o savaşçı genleri esasında suç genleri. Ama bir yandan da bir bakıyorsunuz mesela o bazen psikopat genleri savaşta. Mesela burada bir yangın çıkıyor şimdi. Hepimiz kaçıyoruz. Bir alıyor şeyi. Evet, e, kahraman oluyor. Onun adı ...elektrik, şey yangın, yangın söndürme şey. aleti... ...dalıyor içeri böyle soğukkanlıkla... Süp Ya diyorsun ne yaptı bu adam? Al işte. Yani aynı şekilde... ...bu mekanizması. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Psikopati genleri, suç genleri... ...intihar bombası geni... E, ...ve... E, ile doğru orantılı. Evet, aynen diyorsun. öyle. Yönlendirme doğru orantılı. E, ve ama bu yapılabilir mi? Ya bu çok rahat yapıldı bu. Yıllardan beri zaten... E ee, çok rahatlatıcı. Evet bunusa kuruyor Ve o evet. dopamini arttıran birkaç ilaç var. Ee, bunlar ne onlar işte şu anda bağımlılıkta e, şeyde, çok e, çok bağımlı yapan mesela bir o amfetamin türevi ilaçlar e, işte şudur budur ilaçlar bunlar çok fazla güdül ettirir. Birden bir özgüven getiriyor. Hani halk arasında diyor ya abı haplanmış bu herif. Bunu duymuşsundur bu lafı. Tabii. Haplanmış gördün mü nasıl adam, adam robot bir sürü abı haplanmış Tabii. öyle bir özgüven var ki bir sürü polis diziliyor önüne. Dur diyor. Adam robot gibi gidiyor böyle. Özgüvene bak. İşte o güdülenme o ilaçlar. Onun için şimdi, yani ilaç artı e, provokasyon artı eğitim eşittir suçlu. Şimdi 1916'ya bir yolculuk edelim. 1916'da çok önemli bir şey oldu. Tavistock diye bir kuruluş oluşturuldu. Biliyorum abi. Ben gittim evet. de o kuruluşa abi. Ha, ben de e, e, gezdim Londra'nın işte gidenler. O çok ünlü bir kuruluş e, abi. Tabii yani çok yani ünlü psikiyatri bir kuruluş. Klinik psikoloji alanında evet. çok donanımlı bir kuruluş. Şimdi o. şöyle bakmak, Tavistock kuruluşunun çok önemli bir özelliği var. O da Çanakkale Savaşı ile başlar. Çanakkale Savaşı'nda travma geçirmiş askerlerin hafızalarındaki kötü bilgileri silmek için oluşturulmuş bir yapı bu. Evet. Daha sonra işte ünlü e, Sigmund Freud'dan, işte Jung'dan ve Adler'da dahil olmak üzere üçlünün hatta Freud'un artık oranın e, Eflatunu gibi davrandığı dönemlerde insan beyninin bir şekilde şekillendirilmesi, gödülmesi Veyahut da toplumların da güdülmesiyle ilgili bir fonksiyon çıkıyor ortaya. Tavistok'la ilgili bilgi çok aktardığım için böyle kabaca geçiyorum. Hmm. İzleyebilirler. Zamanı iyi kullanalım. Tabii toplumlarla ilgili de bir şeyler yapalım dedikleri zaman anladık ki insanları formatlayabiliyoruz. İskersek e, kahraman, istersek seri katil oluşturabiliyoruz. Bunun bir sonrası işte Siyade'den sonra MK Ultra deneyleri filan. Ve peki toplumları ne yapacağız dediğimiz zaman da Digi Foundation diye bir kuruluş ortaya çıkıyor. Yani toplumları bir şekilde yönlendirme, davranışlarını bir şekilde belirleme ee, aklı. Bu akıla da bakıyoruz ki şu anda bizi etkileyen içinde olduğumuz modasından almış olduğumuz herhangi bir kültürel yapıya kadar eğitimimize kadar her şeyi Digi Foundation denilen kuruluş belirlemiş ve bunlar da moddolarında var. Fakat bunların hepsi hani bizim daha çok dijital ve e, manuel dediğimiz kısım var ya daha çok bir bakıyoruz ki dijital tarafa döndüğümüzde bunların hiçbirine gerek kalmıyor. Yani bizim ilaçlara ihtiyacımız kalmıyor. Niçin kalmıyor? Bir bakıyoruz ki Neuralink diye bir şey çıkıyor karşımıza. Yani Neuralink link konusu Beyne yerleştiren işte bir para kadar bir şey işte bağlantı oranlarını falan şimdi konuşacağız. Artık insanlar ilaçsız da çünkü ilaç dediğim şeyi kimyasal bir fonksiyonla birlikte frekanslar oluşturarak beyni bir şekilde etkilememiz. Doğru. İlaç faktörünü ortadan kaldırıp yalnızca frekanslarla bir şekilde insanları etkilemeye çalışıyoruz. Evet. Nedir bu Neuralink? Ne olacak sonunda? Şimdi bundan e... sonra bildiğimiz insanın Hariri'nin dediğine göre son insanlığı mı göreceğiz? Son insanı mı yaşıyoruz şu anda? İnsanlık Şimdi, değişecek e... mi? şöyle bir şey var. Beyinde EEG biliyorsun. EEG beyin elektriksel aktivitesi. Bunu kaydedebiliyoruz biz. Ama biz bunu dışarıdan EEG çektenler belirler. İşte Tabii. epilepsi olanlarda filan bir Kaba, tarıyoruz beynine, elektrik aktivitesini yazdırıyoruz. Ee, ama biz o elektrodu bir içeri koyarsak beynin üstüne iki şey yapabiliyoruz. Hem oradaki bir veriyi okuyabiliyoruz hem de veriyi geri verebiliyoruz. Yükleyebiliyoruz. Yükleyebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. En, en basit bu. Şimdi elim benim burada Ertan abi. Evet. Elimi ben kaldırıyorum. Benim bu sağ elim şu anda kontrol eden yer tam şurası. Tam burası bak. Tamam. Sağ eli sol kontrol eder. Sol beyin. Şurası şimdi. Bu sol beyin olduğu yere ben şu anda elini oytur, aç kapa aç kapa yap. Hazırım ben. Ben eğer buraya bir elektrik verirsem kafayı açıp ben bu elimi açıp kapattırabilirim. Kumandanın kolu tam burada. Tamam. Şu anda. Ayağımı oynatabilirim. İstediğim yeri uyararak da benim sinirlenmemi hatta e, e, kalp hızımı arttırıp sana kavga etme sağlayabilirim. Bu beyin bölgenin hepsi belli şu anda. Tamam. Bu burada şimdi. Yani aslında mekanizma Bil olarak tamam. ne yaptığı çok belli, belli. çözülmüş durumda. Peki ben bu elimi şimdi burada ben sadece şey düşünüyorum. Oytun elini kaldır. Kaldırmıyorum. Yine burası aktif şu anda. Evet. Yine aktif. Yani siz emarası takarsanız. Yani irade devreye giriyor. İrade yani sen evet. de hiç şeye gerek yok elini oynatmaya. Hiç elini oynatmaya gerek yok. Bir de bir şey daha var. Şu anda sen elini oynatıyorsun ya. Elini oynattığını gördüğüm anda elimi oynattığım bölge aynı senin hareketini yapıyor burada. Bak elim oynarken burası aktif. Önce burası aktif oluyor. Elimi hiç oynatmadan düşünsem bile yeterli. Seni de görsem yeterli. O zaman senin şu hareketin ne yaptığın benim şu anda kafam aynısı var mı? Var tabii. Buna empati deniyor işte. Evet. En, en güzel örneği sen eğer bugün bir kumaş parçasını Elini sürtersen mesela şu his sana yansıyor şu anda. Bak şöyle bak tabii, dokunduğum tabii. anda sende de bu oluyor. O zaman karşısındakini görmen de senin beyinde aynı aktivasyonu yaratıyor. Bunu biz biliyoruz. Bunu nasıl yaratıyor? Bizim Ne beynim, oluyor yani? Çok basit. Benim gözüm bunu görüyor ya. Evet. Benim gözüm senin bütün üç boyutlu algını beyle veriyor. Beyinde üç boyutlu bölge var. Orası sağ parietal bölge. Şurası. Yani şimdi kumaşı Burası, dokundum ya. Evet daha önce böyle bir tecrübem olması lazım mı ki bu empati evet, empatiyi kurayım? Evet, Heh, evet. Tamam. Daha önce Yoksa ne olacak? Tam, bulamazsın. Bulamazsın, tamam. Referans noktası muhakkak Daha şarkı. önceden yaşamış olmam bu değil. Evet. Gibi. Peki, o zaman benim beynimde bu bölge belli. Evet. Ben bu bölgeden, şimdi senle biz şöyle konuşabiliriz. Sen diyorsun ki, e, ben Oytun'u şu anda hiç sevmedim. Ben bunu okuyabilir miyim beyin dalganı? Evet. Evet, ben sevmedim. Amigdala, Nasıl okuyacaksın? Amigdalanda. ...amigdala şey tamam. merkezi, duygu merkezi. He, şeyle ol, dışarıdan bir cihazla okuyabilir miyiz? Tabii şöyle, mi tamam. çok bizim linkle para kadar... Tamam. ...okuyorum değil mi? Tabii. Peki, bunu bir ara yüzle... ...benim amigdalama getirmem mümkün mü? Tabii, evet, O zaman hiç bahsedelim. şey yapmadan biz bakıyoruz birbirimize. Tamam. Sen diyorsun ki, Oytun sürekli Hiç inanmadım ben sana. Ben de diyorum ki... ...ben de hiç konuşmadan sana... ...evet çünkü neden? Konuşmama gerek var mı? Neden? Yok. Şu anda ben... ...içimden geçir şimdi, sonra şunu diyorum... E, ...hemen şöyle söyleyeyim... Ee, ne diyelim sana? Abi ben seni çok seviyorum. Evet. Şu anda benim konuşma merkezim nerede? Hemen göstereyim. Sol taraf şakakta. Ağzıma gidiyor bu. Şu anda konuşmama gerek var mı ağzımı kıpırdatmaya? Hayır. O bilgi var mı burada? Var. Tabii. Bu bilgi sana aktarılabilir mi? Tabii. Evet. Nere ne, ne senin konuşma merkezi. O zaman iki konuşma merkezine çip yerleştirsek araya da bir arayüz programı koysak bilgisayar. Hiç ağız kıpırdatmaya gerek yok. Telepati diyorsun. Evet bu iş. işte. Tabii. Yani hiç konuşmamıza Aborjinlerin... gerek yok. Aborjinlerin Evet. Hep söylenen aborjinler evet. birbirleriyle evet. telepati yoluyla ha. bir anlaşırlardı, haberleşirlerdi dedikleri. Onlar telepati görerek vücut dilinden şundan bundan yapıyorlardı, ustalaşmışlardı. Emin misin? Tabii ki. Ha. Tabii yoksa ki. yoksa o kadar beyin dalgası evet. gitmez. Buradaki elek, e, elektrik... Yüz maymun yüz, deneyinde de nasıl e, oluyor? Çok ama küçük, bu iş? Evet. evet, doğru yüz maymun deneyinde ama orada ipuçları var. Senin elinin şekli, vücudunun duruşu. Ama şimdi şöyle, mesela yüz maymun deneyi dediğimiz... Bir maymuna herhangi bir şekilde bir iş öğretiyoruz. Evet. Bu maymun diyelim ki X bir kıtada. Evet. Belirli bir süreden sonra yüzüncü maymun şeyi. Evet. Başka bir kıtadaki maymun da aynı şeyi yapıyor. Morfik rezonans dediğimiz Robert Shawdirekin evet. bahsettiği. Doğru Şimdi... Yani frekanslar evet. aslında evet, evet, evet. dünyanın hepsinde evet. geçerlidir. Tüm insanlar. İsmail Hakkı Aydın da burada analım. Ee, dünyadaki tüm insanlar birbirine bağlı mıdır? İnsanlar birbirine net olarak bağlı değildir. Kaba olarak bağlıdır şu anda. Kaba duygularda. Evet. İyilik, güzellik. Yani daha kabadır. Çünkü doğru söylüyorsun. Rezonans doğru. Yani böyle bir şey var. Mesela kuşlar yolunu manyetik alanla buluyor. Evet. Biz bu manyetik alanı bilmiyorduk. 10 sene önceye kadar. Manyetik alan res şey var mı? Almacı. Varmış. Beyinde manyetik alanı algılayan yerler var. O zaman biz uzayı algılayabiliyoruz yer çekimini algılayabiliyoruz. Ancak aradaki bu yüz şu anda çok uzağız ve çok kaba. Frekans yaklaşımı. Evet. Mesela şöyle bir deney var. Bir diyapozonu titreştiğiniz zaman aynı frekanstaki öbürse titreşiyor. Bu da böyle. Mesela iyiler iyileri buluyor. Evet. Yani çünkü aynı frekans titreşmesi. Ama Neuralink'teki olay çok daha derin bir olay. Neuralink'te artık konuşmaya gerek yok. FDA diyor ki çağır açan bir cihaz bulun. Şöyle. Ne demek istiyor? Neyi çağır açacak şimdi? Elon Musk çok girişimci bir adam. Evet. Neuralink bundan 30 sene önce yapılıyordu. Biliniyordu ama faaliyete geçirilememişti. Yani hep böyle bir etik kuşkuları vardı. Amerika'da bu delindi bu şu anda. FDA bu etik kuşkuları deldi. Diyor ki kardeşim diyor adam yapıyor. Domuza denemiş. Benden de kanıtlıyor. Yani adam şimdi parayı yerleştirdim buraya. Elektrik almacını. Küflenme yok. Beyine zarar vermesi yok. Ben buna FDA diyor şey veririm diyor. Onayı veririm. Ama üstüne ne yazıyor biliyor musun? Kişisel zararlardan ben sorumlu değilim. Kişi sorumludur diyor böyle bir kurum oldu artık. Hani sigara gibi Üstüne evet. yazıyor ya. İçersen akciğer yani. kanseri olursun. Evet. E, içme. Sen bilirsin. İç olursan sorumlu değilim diyor. İlaçta da böyle yazıyor artık. Bu ilaç ani kalp krizi yapabilir. Ama şeker ilacı. Sen bilirsin kardeşim diyor. Çok uyanık. EFT deşim buna olay verecektir. E, ve bundan sonra insanlar bunu taktıracaktır. Şimdi mesela domuzda denedi. O domuzda bir şovdu ama çok iyi yapamadı o belki de. bir kayıt dışı soru sorayım ben Buyurun. sana. Hani bu e, Neuralink'i ee, çok izlediler insanlar evet. biraz şimdi sen çok ilgisiz bir yerden soracağım bu Neuralink gibi bir operasyonun yani şimdi Neuralink'i yönetirken bir şeye ihtiyacımız var bunların anladık ki beyne bir para gibi bir şey satıyoruz evet. 1024 tane bağlantı var evet. içeride bunların hepsi scannerla taranmış beynin nereye konulacağı kılcal damarların dışında alanlar bilmiyor, belirlenmiş bilmiyor, evet. yani bunlar çok teknik konular açıp öğrenebilirler evet. biz daha çok sohbet tarafına evet. girelim evet. Şimdi böyle bir sistemi dünyayı bir şekilde üst akıllar yönetiyor diyoruz. Evet. Böyle bir üst akıl yönetir mi? Siz, Kullanır mı sence? Siz böyle bir sistemle depresyonu çözersiniz. Şizofreniye şey olursunuz, gayet olursunuz. üç Bir kere moral motivasyon kavramını ortadan kaldırırsınız. Ne istiyorsanız o moral motivasyonu yükleyebilirsiniz. Çünkü beynin şu anda dışarıda da bu. Bir de onun ucunu, kablosunu içeri doğru uzatın bakalım. Bütün duyguları değiştirebilirsiniz. Yapmıyor muyuz Parkinson tedavisinde? Elin titremesini geçiremiyor muyuz? Evet. Derin Zaten beyin stimülasyonu. Zaten biz bunu yapıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Yani ha. en kötü hani bilenler için hani böyle biraz basiteyim. Kalp biliği gibi. Yani bir kalp biliği gibi. Kalp ya. Aynen öyle. Evet. Ve şöyle bir şey var. Bir de sözsüz iletişim başlayacak. Mesela siz şimdi kafanızda bir sürü bilgi var değil mi? Siz bunları... Düşünürken belli bir frekans elde ediyorsunuz. Bu frekansları ara yüze verirseniz hafıza aktarımı da mümkün olacak. Yani bilginin evet. aslında bahsedilen evet. yani big data dediğimiz kesinlikle tüm dünyadaki bilginin evet. toplanmasıyla ilgili kesinlikle. bir davranış. Kesinlikle. Yani ben aslında şunu da söyleyebilir miyiz? Eğer ki bu kayıt edilebilecek durumdaysa. Evet edilebiliyor. Ki ediliyor. Evet. Dolayısıyla ben senin artık rüyalarını da Her biliyorum. Şey. Şimdi, Ve gördüklerimi de bilirim. İnsanı insan yapan çok önemli bir kavram var, kendi mahrumiyeti. Ya benim senden ayıran konu. Ben bunları hiçbir zaman söylemiyorum. Benim altımda yatanlar beni beni belirliyor. Evet. Yani e, bunlardan ne bakalım isteklerim, cinsel tercihlerim, hayata bakışım vesaire vesaire. Bunların çoğunu söylememiş de olabilirim sana. Hı. Şimdi artık insanların mahrumiyeti yok. Kalmayacak. Olacak. Evet. O zaman herkes tek birisi mi olacak? Ama güzel de bir şey olacak. Man evet. Manipülasyon kalkacak. Yalan söyleme diye bir şey olmayacak yani. Çünkü siz yalan söyleyebilirsiniz. Ama Tabii. kafanızdan geçenler diyeceksin ki cihaz şunu diyeceksin yalan söylüyorsun. Ve insanları... Çünkü ben senim oluyor. Çünkü beyindir asıl olan evet, değil Ya mi? datayı siz... evet. Çünkü yalan söylerken çalışan beyin bölgeleriyle doğru söylerken çok farklı. Tabii. E, cihaz bunu okuyacak. Ve siz bunu daha daha bombası sizin kişilik analizini yapın şunu diyecek. Bu suçlu bir adam. Evet. Bu zaten agresif, zaten huysuz. Ya bu tabii bu şunu da getirecek. İnsan seçimini de getirecek bu. Yani siz doğuştan bir doğacaksınız ama siz karar verirken hayır 5 numara olmaz, 6 numara olmaz olacak. Şimdi, bu olmaz. E, burada bir terslik oluyor mu? Yani şöyle söylemek. Kötü niyetli nasıl kullanılır bu? Kötü Niyet, ne, tehlikeleri neler? Siz kötü niyetli şöyle bunu kullanırsınız. Herkesin beynine yapay hafıza yükleyebilirsiniz. Evet. Zaten bizim hafıza denen protein çok uyduruk affedersiniz. Nasıl yani uyduracaksınız? Yapay hafıza yapmak o kadar kolay ki. Mesela şimdi diyorsunuz ki Ertan annen diyor ki Ertancığım diyor sen küçükken fıstık yemiştin. Boğuluyordun ya. Ya seni zor kurtardık ya. Böyle bir şey yok. Çünkü insan ilk 2-3 yaşını hatırlamaz. Oradaki protein kodları farklı. Yani hard diskin format tipi farklı. Ama sen diyorsun ki 3 yaşında diyor ki sana işte sen boğuldun. Abi sen hayat boyu fıstık yemiyorsun. Böyle bir anı yok ya. Bu o anıyı annen sana yaptı. Hani hafıza ne kadar uyduruk farkında mısınız? Yani ve insanlar 6 ay sonra hatırlıkları, normal hatırlıklarının yüzde 40 50'si bile değil. Peki bu ilk 2 yaştaki hafıza veya evet. hard diskin farklı çalışması, çalışması. Bundan sonra oraya yüklediğimiz herhangi bir manipülasyon adamın hayatını Değiştir. ve Değiştir. de değiştiriyor ve düşüncelerini de değiştiriyor. değiştiriyor. Yeni formatlarsınız yeni anılar koyarsınız, yeni beşik anıları koyarsınız, süt anıları koyarsınız. Her şeyi değiştirirsiniz. Yani yeni imanat yaparsınız. Yeni yani bilirsiniz. diyorsun ki şu anda anladığım kadarıyla evet. yani e, senin kullandığın cümleleri özetlemek gerekirse evet. diyorsun ki Neuralink de aslında iki yaşındaki hafıza değiştirmek gibi bir şey olabilir. Bu Kesinlikle. büyük bir tehlike diyorsun. Tabii ki. Daha sonradan da istediğiniz dil yeteneği şu bu hepsi yüklenebilir beyninize. Bunlar avantaj. avantaj. Yani kim istemez ki 7 dil birden konuşmak. 10 Ama dil yani birden. Yani şöyle konuşmak. insanları katmanlayacaklar. Yani şöyle olacak. İnsan bir katman halinde olacak. Bir grup işçi grubu gibi çalışan, bir grupta elit grup gibi. Hani tamamen katmanlaşacak ve kimse bunu anlamayacak kadar olduğunu. Sırf bu makine bunları yapacaktır evet, diyorsun. Aynen öyle. Evet. Aynen. Ve kimse bunu yargılamayacak. Diyecek ki ya ben böyleydim hep. Yani size mesela bir çiftçinin şeylerini yükledin. Babanızın çiftçi olduğu anıları yüklersin. Ne yapacaksınız şimdi siz? Yani çiftçisiniz, babanız çiftçi, sen onun yanında büyümüşsün meğersem. Hiç alakan yok esasında. Yani şey kavramı ortadan kalkacak. Vatandaşlık, mahremiyet, kişilik, her şey bitecek. Yani şöyle bir şey bu, hard diskle yönetilen USB girişi gibi. Tak USB, yeni bir kişilik. Evet. İşte korkunç olan bu. Peki bu hani tak bu USB yeni bir kişilik evet. avantaj olarak da kullanılabilir. Tabii. Çünkü niye? Adamın büyük travmaları varsa aynı Tavisto'nun 1916'da yapmış evet. olduğu gibi evet. yani LSD deneyleri de evet. daha sonra etkilediği evet. gibi bu insanları bir şekilde bunlardan kurtarabilir. Evet. Ama aynı zamanda yine e, Tavisto'nun yapmış olduğu gibi kimyasal deneylerle evet. toplumları da formatlayabilir. Ertan yani ama olay şuraya geldi. Artık Harir'in dediği doğru çıkmaya başladı. Hani biz de söylüyorduk da ismimiz Harir değil, onun için referans alıyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Bundan sonra bildiğimiz insanın son hali mi? Son hali. Evet. İnsan artık bir e, ara yüzdür. İnsan bir cyberktür. Yarı e, makina, yarı insan. Yani terminator gerçekte şu anda. Evet. Ve bu bundan çok uzun değil, 3-5 yıl, 10 yıl gibi sürelerde bu iş bitmiştir. Çünkü beynin 10 yıl süre mi veriyorsa en fazla. Evet, en fazla. Evet. Çünkü beynin kodunu biliyoruz. Hayvanlarda ya hayvana duyguyu aktarıyoruz ya hayvanların amigdalasına bir e, çubuk yerleştiriyoruz. O an hayvan agresif ya. Aynı duyguyu ara yüzden geçirip başka bir hayvana e, USB şeyle, internet, bluetooth ile ya da internet aracılığıyla aktarabiliyoruz. Şimdi musun? tabii şunlar da gelişiyor. Şimdi canlılardan bahsediyoruz aslında sevgili dostlar. insanlardan da değil. Yani bir hayvana takılan Neuralink sistemiyle Siz, evet. ben de kendime takarsam o hayvanın ne düşündüğünü de bileceğim. Yani Harika, bu evet. aynı zamanda beyni olan veyahut da aynı işlemi yapabilen herhangi bir canlıyla ilişkiye de girebileceğim Kesinlikle. demek. Kesinlikle çünkü beynin dili solucan dahil aynı. Enigması aynı. Enigmayı biliyoruz işte Alman cihazı. Tabii, tabii. Enigmanın kodunu çözdünüz bitmişti. Enigmanın çözü çözüyor. Biliyoruz kodunu zaten. Beynin şu anda öğrenme düzenini biliyoruz düzeneğini. E, tek bilmediğiniz ne biliyor musunuz? Tek bilmediğimiz şey Ahmet adının protein kodunun nasıl saklandığını hala bilmiyoruz. Ama Ahmet adını öğrettikten sonra yapay zeka bu kodu bilirse yapay zeka bunu çözer, bitmiştir. Yani yapay zeka ne çözecek biliyor musun? Sinyal kodunu çözdü mü ki binlerce kombinasyondan bulur onu enigmasını çözdü bitmiştir. Yani senin artık abi beynine Ahmet anısı yerleştirme çok kolay olacak. Artık. Yani kutsal kitaplarda e, oytun şöyle der: Biz Ademe isim koyma yetkisi verdik. İsim o kadar önemlidir. Evet. Yani herhangi bir tanımı belirleyip Herkes bir arkadaş vardı geçti ama belki e, o hatırlayacaktır kendini tweetlerde. E, i̇smin önemi nedir diyor. İşte isim karakteri de değiştirir. E geliyoruz. Ufak bir reklam arası. Hı. Son reklama gidiyoruz tamam. şimdi. Ondan sonra programımız devam edecek bir reklam arası. <laughs> TV100 ekranlarında Ertan ile kayıt dışında Oytun Erbaş'la birlikte beynin sırlarını, insanın sırlarını çözüyoruz. Bundan sonra gelecekte ne olacak onları konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi öne, önemli bir şey söyledim. Ben de bununla ilgili bir tanımda bulunmuştum. Benim referansımla veya benim disiplinimde baktığımız zaman. Şimdi 1789'da Fransız devrimi olduğunda kardeşlik, eşitlik ve özgürlük kavramları öne çıkmıştı. Evet. Şimdi 2020 dijital devrimde ise bu referansı ben koyuyorum. Tekillik, üstünlük ve seçilmişlik ortaya çıkacak. Senin biraz önce bahsetmiş olduğun bir kas sisteminden bahsettin. Kesinlikle. Yani nörolinkle birlikte işte üretenler, çalışanlar, onun üstünde onları yönetenler. Eski onun Güneş ülkesi gibi. O, o, eski, tam, o piramidin gibi. kendisinden evet, evet, bahsediyorsun. Evet. Bu artık daha net olacak Kesinlikle. Diyorsun. Burada bu netliği belirten sence, yani o piramidin üstüne giden insanların yalnızca nörolinkin e ee, enstrümanını kullanarak mı yapacaklar yoksa bunların kendi fiziksel özellikleri veya yetiştirme tarzları da olacak mı? Bu ee, seçilmişlikti. Seçilmişlikte esasında bilgiye ulaşma düzeyini seçilmişliği. Örnek verelim. Yani nasıl yani? Esasında hard diske yazılma miktarla bu belirlenecek. Yani siz küçüklükten beri beyni oluşturmuşsunuz. Evet. beyni şu anda kodlama sistemlerindeki en temel işte şey duygu beyni kodluyor. Yani duyguyu çalıştırmazsanız yani şu şöyle bir şey var ekrandaki bir şeyi öğrenmenizle yanınıza gelen bir bize biz bu programı seyirciyle yapsak seyircilerin buradaki faydalanma ihtimali daha fazla. Neden? Evet. Yan yanayız ya. İnsan ve hayvan beni duygularla çalışıyor. Tamam. Onun için duygusal bölgeleri de uyarmanız gerekiyor. Neuralink ile bu mümkün. Yani siz duygu, şöyle bir şey. Hafıza ile duygu yan yana abi. Tamam. Duygu varsa hafıza var, hafıza varsa duygu var. Tamam. Duyguyu da oluşturduğunuz zaman size yeni bir gerçeklik ortaya çıkacak. Evet. Ama bu sizin yaşayamayacağınız deneyimler. Yani siz mesela ne duygular yaşadım ben? Annemi sevdim, işte babam geldi, heyecan duydum, köpek aldık evimize. Bunlar, bunlar, yani hiç bunlar, hiç bunlar, ne? bunlar, hiç bunlar, bunlar. Bunlar ne olabilir ki? Yani şöyle bir şey yaşadım mesela, e, atıyorum işte e, çok uzun işte büyük bir dağdan, hiçbir hiçbir şey aşağı, aşağı, aşağı atlayıp ama hiçbir bağlantı olmadan atladım evet. mı? Atlayamazsın, ölürdün. Ama bu duygusunu ben bunun Neuralink'le verebilirsiniz insan. Evet. Ya bunun ya da diş çektiri çektiren bir insanın ne yaşadığını biliyorsunuz. Yani Arnold Schwarzenegger'in Total Recall filmi Kesinlikle. Filmi kesinlikle gerçek oluyor Yani diyorsun. şöyle hiç yaşamadık. Bak abi şöyle bir şey var. Beyinde nasıl ilk iki yaşı hatırlamıyorsanız farklı kodu var ya gen de böyle. Bizim genimizde belki yüzde seksen okunmuyor. Buralar sessiz bölge diyoruz. Eskiden diyorduk ki buralar bir işe yaramıyor. Meğerse öyle değilmiş o bölgeler. Onlar ana olayı manipüle ediyorlarmış. Mesela bir gen ortaya çıkacak ya. Sessiz bölge o genin ortaya çıkmasını böyle yandan biraz çeviriyor. Hmm. Sen hiçbir şey yapmıyormuş gibi geliyor. Beyin de öyle. Beynin çok büyük bir kısmı e, esasında şu andaki bilgimize göre çok iyi çalışmıyor esasında. Biz bunu nereden biliyoruz? Beyin cerrahisi ameliyatlarında. Mesela beyin cerrahisi ameliyatlarında stimülatörü bir yere koyuyorsun. Uyarıyorsun. yarıyorsun. diyor nasıl? Ben böyle bir his yaşamadım diyor. Ya nasıl bir iş Nasıl bir iş istiyorsun? Dünyanın en mutlu insanıyım ben diyor. Haydi bakalım depresyon olayını yavaş yavaş çözmeye başla. Yani Gibi. aslında dünyada evrende var olan her şey bir frekans. Bir şey size söyleyeyim mi? Evet. Şu anda bizim beyin uyardığımız şey bunun ucu kadar kalın bir şeydi. Şu anda uyardığınız şey çok ince teller. Yani saç kılı büyüklüğünde. Bu mind kontrolün ta kendisi artık. Yani siz istediğiniz bölüve, istediğiniz şey yaptırabilirsiniz bundan sonra. Yani diyoruz ki ya bu, bu taraf bunlar ne yapıyor? İşte şunu yapıyor. Ya onların işini değiştirelim biz. Peki burada daha büyük bir sorun çıkıyor. İnsana gerek kaldı mı? İnsana gerek var. İş gücü. Yani niçin iş gücü? Yani bizim gibi şimdi... makine yok. Karbonu alıyor, ATP yapıyor. Bu cihaz daha yapılamadı ve yapılamayacak. İki hücreyi yapamadığımız için çalış. Çünkü biz çok verimli cihazlarız. Mesela bir şey söyleyeyim mi? Bizim verimimiz yüzde 35-40'larda. Böyle bir cihaz yok. Yani aldığı enerjinin yüzde 30'unu verimli kullanan bir motor yok dünyada. Biz bedava yaşayan cihazlarız. Ve çok hızlı üretimimiz mümkün. 7,5 milyar insan var. Günde 400 bin insan doğuyor. Düşünsenize. Doğuyor devamlı. Ama bu aynı zamanda dünyanın üst akıl olarak okuyorum evet. şimdi. Dünyanın bir şekilde yani üst akıl şöyle bir rakam söyledi bana. Dedi ki 9,5 milyon milyar insan kırılma noktamız bizim. Evet. Bunu kaydedin dostlar. Besin açısından. Geri dönüşü yok dünya. Geri dönüşü yok. 9,5 milyardan sonra şu anda 7,7 milyar insan var. Az kaldı. Dolayısıyla... Bir şekilde insan nüfusunun azaltılması ve bu projenin çok önce söyledi 2008'den bu yana söylüyorum. Şimdi arkadaşlar öğrendi bunu tekrarlıyorlar ama şunu söylemek istiyorlar onlar 500 milyonun altına düşürme projesi. Ben onu hiç yapacaklarını düşünmüyorum evet. çünkü enerji lazım ee, enerji üretilebilen bir şey güneşten bedava enerji geliyor fotosentezle karbona dönüşüyor patates oluyor havuç oluyor ver insanlara bunu yesin ve üretsin. Neolink'i de içine koyduğun zaman bedava işçi. Ne arıyorsunuz? Ne ki? yapacağız bu kadar işçiyi? Üretecekler tarlalarda. Şimdi şöyle işi. bir e, şey söylüyorum. Peki makinelerin yaptığını yine biz yapacağız. yine. Mesela makineler de daha pahalı. Makinelerin şey yok ki. Makineler canımızı sıkıyor bizim mesela. Makineyi kontrol etmek çok sıkıntılı. Çünkü kendi muhakemesi yok. Bak şunu yapamıyoruz. Nöron Bugün için mi? değil mi ama? Hayır. Çok basit bir şey var. Çok basit bir nöronel ağ çok güzel kararlar verebiliyor. 8-10 hücre. Ya solucan ya kafasında top basa 10 bin hücre yok ya yolunu buluyor, yemeğini buluyor, kazıyor. Nasıl bir alet? Sen 11 o devreyi şu andaki entegre devre teknolojisiyle yapsan yemin ederim şu odayıdan fazla olur. 3 katlı bina yaparsın. Bugün için. Bugün için. İnsan beynini yapmak bir dünya tutuyor. Çok avantajsız. O zaman olanı kullanmak, cyborg yapmak daha doğru. Yani sıfırdan yapmak yerine hoca şey, insan çok güzel bir cihaz. Beyni var, gelişme halinde dışarıdan müdahale ediver. Daha ne arıyorsun işte? Şimdi şöyle bir empati kurmamız lazım. Yani e, sistemi yöneten bir akıl olduğunu belirledik. Evet. Niye? Çünkü tavistok'tan bahsettik. İşte ha, küçük ha, Sistem bir yönetiliyor, sistem çok evet. iyi yönetiliyor. Şu anda gerçek yöneticiler bilgi sahipleri. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Bakın yönetim şu anda bilginin elinde, yönetim Çin'in elinde, şu anda big data, big data ve Amerikan elinde. Çok büyük bir bilgisi var. Ne hakkında? İnsan beyni hakkında ve çalışma prensipleri hakkında. Yani şu anda şöyle söyleyebilirim abi, geçen bundan. E, ben tam 10 yıl önce bu çipler Silikon Vadisi'nde e, köpeklere, domuzlara uygulanıyordu. Millete diyordu ki ne işe yarayacak bunlar. O zaman da şunu yapmaya çalışıyorlardı. Bir hayvanın şeyi, duygusu öbürsüne aktarılır mı? Bu 15-20 yıl önce başladı bunlar. Ve şu anda düşünün dünyanın çevresinde uyduları düşünürseniz, bütün hepsinde bağlantılı olduğunu düşünürseniz, her çocuğa doğuştan bunu taktığınız anda ya da 16-17 yaşında işinizi bitiriyorsunuz. Şimdi burada bir problem çıkıyor. Ne o? O problemin kendisi de dünyanın geri dönüşümüyle ilgili bahsettiğim problem. Yani 9,5 milyardan sonra dünya bir daha geri dönemiyor. Yani bir şeyi ektiniz, çıktı, bir daha ekemiyorsunuz. Onun için 9,5'un altında kalmış. Peki insanların şimdi, üremesini çok rahat kontrol edemez misiniz? Dünyanın işte en bahsediyor. kolay yapılacak işi bu. Şimdi dolayısıyla ama üremeyi kontrol etmeye başladığınız zaman nüfusu manipüle etmeye başlıyorsunuz. Kesinlikle yani öyle. şimdi e, hektar hesabına bunları bulmuşlar. Yani hmm. asıl hmm. olay ne biliyor musun Oytun? Teknolojinin gelişmesi için soru şu. Şimdi bak insanlar şöyle diyor. 500 milyon insana düşüreceğiz. Tabi bunu duydun biliyorsun da niçin sorusunu bilmiyorsun. Niçin sorusu şu. 500 milyon insan yani 480 milyon diyorlar hmm. onlar. 480 milyon insan teknolojinin devam etmesi için gerekli rakam diye çıkmış. Doğru bir rakam. Bak bu kadar. Doğru bir rakam. Çünkü bunların Hektar hesapları bile belli. Bana adam açtı sayfalarca bir hektarda kaç insan ne kadar işte dünya çapı şeyini planlamışlar ölçümünü evet, alarak yapmışlar evet. demişler ki bunun için 480 milyon insana ihtiyaç var. Evet. Bunu da almış adam Guidestone'a yazmış. İşte bizim ünlü Albert Pike diye bir abimiz var. Hmm. O da kitaplarına koymuş ve bunu formatlamış. Evet. Şimdi bakıyoruz etrafa inanılmaz bir çevre kirliliği var. Evet. Yani Ganj'da işte bir şekilde insanlar ganjın temiz olmasını istiyorlar. Fakat o kadar çok kullanılıyor ki ganj kirli. Bugün Hindistan'a bakıyoruz ki sırf bu kalabalıktan dolayı inanılmaz şekilde koronavirüsün etkisiyle veyahut da manipüle, manipüle edilmesiyle birlikte ve laboratuvar ürünü olarak baktığım için söylüyorum. Bir şekilde insan nüfusu azalıyor. Azaltmaya çalışıyor. Yakında daha büyük felaketler de karşımıza çıkacak. Sonuçta 500 milyon insana ihtiyaç var diyorlar. Evet. Şimdi bunun onların açısından baktığımız zaman insana gerek var mı yok mu? Çünkü şöyle bakalım. Eskiden bir fabrikada çalışırken insana ihtiyaç vardı. Şu andaki reel durumu tespit edelim ki niçin böyle düşünüyorlara bakalım. Şimdi benim bir arkadaşım hep anlatırım. Kocaman bir fabrikası var Oytun. Fabrika 400 tane işçi çıkarttı. Atıyorum. Ve yerine robotlar koydu. Gece gündüz çalışıyorlar. Sigorta yok, ee, ışık yok çünkü ihtiyaç yok görmeye. Evet. Çünkü alıyor bir şeyi böyle evet. bir şey yapıyor. Sonunda evet. ürün çıkıyor. Fabrikada bir köpekle hani ne olur ne olmaz diye bir tane de işte bekçiyle birlikte fabrika yönetiliyor. Yapay zeka bu fabrikayı kontrol ediyor. Her şey buraya kadar iyi, değil mi? Müthiş bir gelişme. Evet. 400 işçiyi çarpı dörtle çarpalım. 1600 kişi ne olacak? Şimdi bu adamlara işsizlik maaşı vereceksin. Veyahut da insanlık maaşı vermen lazım. Hı hı. Ve bir yerden sonra insanlar mutlu olmaya olmamaya başladığı zaman. Evet. Anarşinin gelmesi. Bir şekilde niye sorularının e, bu makinelere karşı soruları, soruların doğmasıyla birlikte bir kaos ortamı oluşacak. Ama siz baştan evet. bunu programlarsanız bu olmayacak. Mesela ne kastediyorsun? Yani siz çocuklara baştan beri bir düzeni öğretirseniz yani bunu bir yeni sanal dünya düşünün. Evet. Bu sanal dünyayı şunlara sokarsanız ve bu çocuklara öyle hiçbir şey görmeyen çocuklar düşünün. Hiç dışarı çıkmamışlar. Gerçekliğin e, sizin gösterdikleriniz olduğu inanıyorlar. Bitti. Şunu söylemek istiyorum. Yani tabii ki Neuralink'le birlikte yani atıyorum. E, hani şeyde olduğu gibi Total Recall filminde olduğu Hı -hı. gibi. Yani işte adam e, makineye yerleşir. Adama işte bir tane cihazlar takılır. Adam istediği Tabii. hayal ettiği herhangi Hayatı bir oynar. E, kadınla birlikte olur mesela. Evet doğru. Tamam mı? Evet. Şimdi evet. cennette gibi adam. Aynen öyle. Şimdi hani evet. ona göre. Evet, Çünkü evet. tercihi onun üzerine kurulu. Evet, Cennet e, kimin için başka bir şey demek ama şimdi şöyle söylemek lazım. Şimdi insana ihtiyaç kalmayı... bu kalabalığa ihtiyaç kalmadığında Hı. ne olacak? Şimdi şöyle bir şey olacak. Bir kere insan yine başa döneceğim. Ee, ucuz bir enerji kaynağı. Yani aldığı besini iyi enerjiye çevirebiliyor. yani insanı üretimde kullanırsan diyorsun. Evet, aynen doğru, doğru mu? Evet, çok ucuz bir enerji kaynağı. Mesela çünkü öbür türlü elektrik enerjisi pahalı. Şimdi, Atom enerjisi Şimdi seçilmişler... seçilmişler seçilmişler, seçilmişler, evet. seçilmişler kendi bütün o evrendeki insanların ne yaptığını biliyor zaten ve görebiliyor. Evet. Ve onu kendilerine aktarabilecekler ve bu sefer de beyinleri çok daha farklı bir evrime gidecek. Bizim tasarlayamadığımız bir evrime ne olabilir bu, bu? Bu tamamen korkunç bir hafıza yeteneği ve her şey bilme yetisi. Yani evet. siz şu anda sizin ben sadece konuştuğunuzu duyabiliyorum değil mi şu anda kulamla. Evet. Duygularınızı duyabiliyor muyum? Hayır. Hissedebiliyorum empati. Evet. O zaman net sizin o kalbinizin atışına kadar, terlerinize kadar hissedebileceğim. Bu korkunç bir bilgi sahibi. Yani olacak big yani. datayı bilecek diyorsun. Evet, big datayı evet. bilecek ama daha başka bir şey var. Köstebenin de bilecek. Ya yani de kazarken katası, dünyada ne yani, varsa bir, aynen, bilginin yani, kendisi. Bilginin bütün kendisi. Bu Tamamen dünyanın gerçek bilgisi olacak. Peki başka bir soru sorayım. Yani bu aynı zamanda e, dinlere de aykırı bir şey değil mi? Tabii. Yani sonuç olarak insanoğlu hep şöyle bir derdi var. Yani bir şekilde güzel olmak istiyor, bir şekilde akıllı olmak istiyor, bir şekilde en iyi olmak istiyor. Aha. Bu aslında İslam'da olan e, 99 Allah'ın sıfatlarından hepsine sahip olmak istiyor. Evet. Bilginin kendisi de dahil ol. Her şeyi bilirse ne olacak? Bu büyük bir travma değil mi? Her şeyi bilince ilk nesillerde çok büyük sorunlar ortaya çıkacak. Her şeyi bilen insanlar kafayı yiyecekler. Her şeyi görünce, duyunca. Böyle bir soru sorulmamıştır hiç sana değil mi? <laughs> Yok. Ee, çok akıl hastalıkları olacak üst akılda. Evet. Ve onlar diskalifiye olacaklar buradan. Ama bunları çekip hayata devam edenler olacaktır mutlaka. Çünkü hepimizin yapısı farklı olduğu için bunu kaldırabilen tipler olacaktır. Mesela üst akılda çok farklı bir bakış açısı oluşacak ve belki de hani dünyayı yöneten böyle 3 5 10 kişinin olduğu garip bir insanı görebiliriz. Yani tamamen işte farklı bir bünyeye Ama dönüşmüş. Ama şimdi her şeyi bilmek aynı zamanda Ama bir şey size söyleyeyim mi? Bir de epigenetik şimdi halk söylüyor işte diyor ki Oytun hocam şu anda kazandığın bilgiler öbür geçer mi? Geçiyor. Bir de öyle olduğunu düşünün bakalım. Yani onların çocukları da çok farklı olacak. Yeni üst aklın bebekleri çok farklı bebekler olacak. Yani ne e bekliyorsun? Yani nasıl bir bebek? Kafaları çok büyük. Kafalar yani bizim, çok büyük. E, yani iki kat hacimli kafalar yani. olan. Ee, tabii ki kafa uzaylılara büyü... benzeyecek. Evet. Bu sefer kafa büyüdüğü için ağırlık merkezi değişecek. Çünkü önünüz tarafında hava bölgeleri var. Şu anda kafa bizim arka şeyden yani ağırlık merkezi değiştiği için yüzünüzün özellikleri değişecek. Ağırlık merkezi değişecek. Kafanın tamamen üst tarafını şöyle büyüyüp büyük bir kafa olması lazım. Ama vücutta da bunu besleyecek bir kas sistemi lazım. Kas sistemi de gelişecek. Kas olmadan beyin yürümez. Bu çok önemli bir şey. Kas beynin besleyicisi. Kastan salınan hormonlar kalbi besliyor, beyni besliyor. Kas çok önemli bir şey abi. Kas olmazsa beyin çöküyor. Vücut olmazsa beyin çöker. Çünkü büyüme faktörlerini salgıladığı şey karaciğer, böbrek, dalak, bağırsak, tırnak. Onun çok cihazın olması lazım. Bunu besleyecek şey beden. Hani var ya sağlam kafa sağlam, sağlam vücut, vücut o vücut, tamamen doğru. Evet. Bu sefer bu kadar büyük beyine bu kadar vücut yetmeyecek. Çok enerji harcaması lazım. Bağırsaklar yetmeyecek. Bağırsaklar çünkü o kadar enerji karşılayamayacaklar. Bu sefer hazır gıda tüketim başlayacak. Ama sıvı sıvı gıda. Belki varlar. bunlara gerek kalacak mı? Çünkü Tabii. enerji değil mi asıl olan? Hayır. Ama yani tamam onu tak. Sayborklaşan bir ama yapıda. Bunu, bunu nasıl besleyeceksiniz? Evet. Bunu besleyecek sadece enerji değil. Hormon da gerekiyor. Mesela sizin böbreğinizdeki hormon kemik ilinizi besliyor. Böbreğinizdeki hormon beyni besliyor. Karaciğer beyni besliyor. Bu cihazı tutmanız lazım. O zaman bu cihazda büyütülmesi lazım. O zaman ne olacak? Daha büyük cihazlar meydana gelecek. Çünkü ölecekler. Yani insan form değiştirecek. Tabii büyük kafalı diyorsun. olup küçük vücutla yaşayamaz. Evet, öleceksin. Evet. Bu sefer şöyle olacak. 2,5 3 kilo beyinli 140 150 kilo devasa insanlar ortaya çıkacak. Büyük insanlar. Bu Tanımı ilk defa evet. koymuş olduk belki de. Çünkü evet. televizyonlarda da belki böyle bir evet. şey ilk defa konuşuluyor evet. olabilir. Büyük bir insan lazım. Hatta bunu şeye benzetebilirsiniz. Şu Prometheus film vardı ya. Evet, evet. Oradaki mühendisler işte onlar. Evet. O mühendislerden zaten bunu insanlar. yaptı zaten. Beyaz insanlar. O mühendisler biz bence ikinci, üçüncü, dördüncü nesiliz biz. Yani biz şey biz biraz hani deneme nesilleriyiz biz. Evet. Ama biz o deneme nesillerini bence biz o bilgiyi içimizden gelerek bulacağız ve biz de mühendisler sınıfına erişmiş olacağız. Yani biz çok büyük insanlar bekliyorum. Büyük boy, uzun boylu, uzun gövdeli ve ağır kaslı insanlar. Kas Peki, olmadan beyin yaşamaz. E, şimdi sana sorulmamış sorular sorulayım. Kayıt dışı olsun. Şimdi bu Anunnakiler meselesi çok konuşulan bir mesele. Yani insanı bir şekilde bak evde kaldık diye bir e, arkadaşımız demiş ki Anunnaki'ler de bunu düşünmüş ki dünyada enerji üretmek yerine insan üretmiş olabilirler. Doğru. Şey.